Sevdiğim canım, inat etme alırım. Of, ben alırım. Seni çok çok sever, nasıl da kıskanırım. Of, kıskanırım. Bir canım var ve gülüm, al o da senin, sana 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 ölürüm, 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 sana ölürüm, sana değer, şunu bilirim. Of, ben bilirim, çekur titrersem namerdim. Ölürüm, ölürüm, sana ölürüm, sana değer, bunu bilirim. Of, ben bilirim, ben sana 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 ölürüm, 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 sana ölürüm, sana değer, şunu bilirim. Of, ben bilirim, çekur titrersem namerdim. Ölürüm, ölürüm, sana ölürüm, sana günaydınlar Enes'cim, nasılsın? Yine soruyor musun abi? Ya ne? Yine sorayım. Adet yerini bulsun ya. Tamam, bomba gibi yine. Nasılsın? Bomba gibi. Artık bizim repliğimiz aynen, oldu. Aynen. Değil mi? Bizi izleyen izleyenlerimize de güzel abi, enerji... Patlıyorum. Wow, o derece. Aynen, o görüyoruz derece. Zaten Twitter'larda vallahi güzel güzel böyle romantik romantik dakikalar. Oh, süpersin. Hayat sana güzel Anıl'cığım. Hayat bana... Okullarda tatil oldu. Aynen, okullar tatil oldu. Sadece müzik hayatımda. Böyle devam. Oh süper. Bir kişi daha var hayatımda. Zaten bir o bir sen. Aynen. Değil mi? Bir de evet. Müzik gitar aynen. Tamamdır. Aynen. Olay budur zaten. Peki günaydın diyelim günaydın. Sevgili seyircilerimize. Bir kez daha sevgili seyircilerimiz. Ekran başına hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Yepyeni bir günün başlangıcında yine Vizyon Türk ekranlarında yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Sunucunuz ben Hülya Yıldız. Ekran başında olup da bizleri hem Türkiye'nin hem dünyanın dört bir yanından izleyen siz kıymetli izleyenlerimize her zaman olduğu gibi sevgi ve saygılarımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel, keyifli bir gün geçirmenizi diliyoruz ve ekliyoruz. Allah bedenimizden sağlığımızı, cebimizden paramızı, kalbimizden aşkımızı, sevgimizi eksik etmesin. İnşallah, inşallah, inşallah. Amin. Amin diyelim ve hiç vakit kaybetmeden bugünkü programımıza başlayalım değerli izleyenler. Ama onun öncesinde biraz hani bize nasıl ulaşabilirsiniz? Onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bize iki yolla ulaşabilirsiniz. Gerek benim Twitter adresime, gerekse bizim Facebook adresimizden lütfen bize yazın, ulaşın. Ki zaten her gün hem konuklarımıza hem bana hem programımıza çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Programımıza göstermiş olduğunuz ilgiye, alakaya. Bugün birinci ayımızı doldurmuş olmaktayız. Süper. Birkaç ay sonra burada kocaman kocaman pastalarla böyle kutlama yapacağız Anıl, biliyor musun? Tabii. Kaçıncı program mesela, belki 50. program, belki 30. programda. Yarısı senin. Yarısı benim. Eve götüreceğim. Öbür yarısı da benim, konuklarımıza hiçbir şey kalmasın. Peki. Facebook adresimiz CA Pembe Çizgi değerli izleyenler. CA Pembe Çizgi. Basit, ücretsiz. Yazıyorsunuz, yazıyorsunuz, bana gönderiyorsunuz. Benim Twitter adresim de Hülya Yıldız. 3Z ile bitiyor. Yazarsanız yine canlı yayında konuklarımıza ve bana gelen soruların cevabını alıyor olacaksınız. Evet efendim, bakalım bugün kimler var programımızda. Bugün yine keyifli bir sohbet, 3,5 saatlik bir canlı yayın sizleri bekliyor. Bugün yine müziğe doyacağız. Çünkü iki tane sanatçı konuğumuz bizlerle beraber olacak. Onlardan bir tanesi Kırıldı Kanadım isimli albümüyle sevgili İbrahim Mustafa. Görmüş olduğunuz gibi bir diğeri sevgili Baran Aksu, onun da hemen şöyle albümünü göstermek istiyorum. Ayrılık Mevsimi isimli bir albüm yapmış ki çok güzel olmuş. Ve bir diğer konuğumuzsa
kötü rollerin usta oyuncusu. Kendisini ekranlardan, dizilerden yakından tanıyorsunuz. Sevgili Arif Selçuk'la da çok güzel bir sohbet gerçekleştiriyor olacağız. Yani dop dolu bir program için hazırsanız Hülya Yıldız'la Pembe Çizgi programımız başlıyor. Ve ilk olarak hemen İbrahim Mustafa'yı ilk türküsüyle buraya alıyoruz efendim. Buyursunlar. Tekrar hoş geldiniz. Seninle
Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl arzu ederseniz, isterseniz böyle gelin. Şöyle oturayım. Evet. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Hamdolsun çok şükür. Süper. Sıkıntı aynen. Yok. Yok yok. Böyle müzik çalışmaları, albüm aynen. Çalışmaları devam ediyor. Peki albüm. İçeriğini konuşacağız albümle ilgili. Bol bol da sizden eser dinleyeceğiz. Tabii. Neler yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz? Çünkü sizi sevenler var. Aynen. Ekran başında bizi izliyorlar şu anda. Onlara da sizinle ilgili bilgi vermeye devam edeceğiz. Ancak değerli izleyenlerimiz ikinci konuğumuzu da alalım efendim. Ve demin de söylemiş olduğum gibi Ayrılık Mevsimi isimli bir albüm çıkarmış kendisi. Ve sevgili Baran Aksu'yu da yine ilk eseriyle buraya davet ediyoruz. Buyursunlar. Başında kaldım, ne vaatler ne sözler aldım. Kimine yandım, kimine kandım. Aşkın tarifini aradım, aradım yıllarca. Peşinden koştum, durdum aylarca. Gönlümün nedenini, güzelini bulamadım. Yaraladım kalbimi, sonunda bir parça. Taşları yollara açtım, Mecnun oldum, herkese koştum. Çok direndim, çok savaştım. Bile bile yandım, bile bile kandım, bile bile öldüm. Dağlık taşları yollara açtım, Mecnun oldum, herkese koştum. Çok direndim, çok savaştım. Bile bile yandım, bile bile kandım, bile bile öldüm. Sözler aldım, kimine yandım, kimine kandım. Aşkın tarifini aradım, aradım yıllarca. Peşinden koştum, durdum aylarca. Gönlümün nedenini, güzelini bulamadım. Yaraladım kalbimi, sonunda bir parça. Dağları taşları yollara açtım, Mecnun oldum, herkese koştum. Çok direndim, çok savaştım. Bile bile yandım, bile bile kandım, bile bile öldüm. Dağları taşları yollara açtım, Mecnun oldum, herkese koştum. Çok direndim, çok savaştım. Bile bile yandım, bile bile kandım, bile bile dağları taşları yollara açtım, Mecnun oldum, herkese koştum. Çok direndim, çok savaştım. Bile bile yandım, bile bile kandım, bile bile öldüm. Dağları taşları yollara açtım, Mecnun oldum, herkese koştum. Çok direndim, çok savaştım. Bile bile yandım, bile bile kandım, bile bile öldüm. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sizi de şöyle alalım sevgili Baran Aksu ve bir diğer konuğumla devam edelim sevgili seyircilerimiz. Onu çok dizilerde gördük, oynarken çok başarılı performans zaten, hani onu söylemeye bile gerek yok. Birçok Türk izleyicisinin gerçekten kalbinde de bir taht kurmuş isim
Sevdiğimiz dizilerde karakter oyuncusu olarak karşımıza çıktı. Ama birazcık kötü rollerin büyük ustası, ben ona söylemek istiyorum. Gerçekten kötü roller ama inanılmaz derecede başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Soracağım, kötü rolü oynuyor olmak zor mu kolay mı? Böyle hani bir an gözlerimi kapatıp kötü kadın olarak kendimi düşünüyorum. Ve bir dizi tabii ki o karaktere bürünüyorsunuz ama bana biraz zor geliyor ama tabii ki artık bu işin duayeni olmuş. Bakalım işin incelikleri, püf noktaları, tavsiyeleri, öğütleri nedir, ne değildir? Bir de şiir okuyor sevgili seyirciler, şiir yorumcusu aynı zamanda. Sevgili Arif Selçuk'u da buraya davet ediyorum efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şöyle bir size bakalım. Ben bu sene bu yelek olayı trend herhalde. Erkeklerde çok beğeniyorum. Evet. Çok doğru. Şık gözüküyorsunuz. Süper. Teşekkür ederim. Siz de çok şıksınız. Teşekkür ediyorum. Buyurun siz de alalım. Ben hemen ilk sorum şu. Hiç değişmez. Fix. Malum sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz program için. Siz hani programlar oldukça çıkıyorsunuz. Ben zaten 10 yıldır her sabah 6'da kalktım. Artık benim için alışkanlık oldu 6'da kalkıyor olmak. Siz sabahları kalkmakta zorlanıyor musunuz? Ya her yiğidin harcı değil çünkü sabahın erken saatlerinde kalkmak, değil mi? Doğru. Arif Bey. Bizim işimiz biliyorsunuz yani set olduğu için, oyunculuk olduğu için set saatleri sabahın erken saatlerinde başlayabiliyor. Netice itibariyle de bir zorluk çekmiyoruz, alışkanlık haline gelmiş. Siz de meslekten dolayı alıştık diyorsunuz. Tabii ki, yani. Evet, ama normalde böyle hani diyelim ki öyle bir işiniz yok, keyfe keder işiniz var. Erken mi kalk? Mesela benim annem babamdan örnek vereyim, emekli olmuşlar artık. Ununu elemiş, eleğini asmışlar derler ya, aynen o şekilde ama annem 5'te ayaktadır. Babam da keza öyle. Hani bazı insanlar erken kalkmayı çok sever, bazılarında da tembellik vardır. Sizde durum nedir? Ben yok. Yani setim olmadığı zamanlarda, boşta olduğum zamanda geç uyanırım. Neticede yorgun olduğumuz için. Vücut setim, biraz dinlensin. Aynen. Vücudumuzun dinlenmesi, beynimizin dinlenmesi konusunda daha iyi oluyor. Biraz daha geç uyanıyorum. Peki, Baran Bey'de durum nedir? Sabah uykusunun bir tatlılığı vardır zaten. Tam çile. Gerçi ben uzun süredir sabah çok erken kalkmıyorum. Hani bar programlarımız gece sürdüğü için gece yarılarına kadar sürüyor. Bazen sabaha buluyor. Uyuyoruz. Öğleden sonra uyanıyoruz genelde. Müzisyenlerde, sanatçılarda genelde. Doğaçlama yaşıyoruz. Doğaçlama. Gelişiyor. Bizim hayatımızın başladığı yerde sizin hayatınız bitiyor bence. Aynen. Değil mi? Siz uyuyorsunuz, biz uyanıyoruz. Aynen. Biz uyuyoruz, siz uyanıyorsunuz. Bir de sanatçılar için, yani ses için uyku çok önemlidir. Evet. Doğru. Sen uykumuzu iyi almamız gerekiyor. Kesinlikle. Bence yüz için de, çünkü evet, siz evet. Ekran önündesiniz, seyircilerin, dinleyicilerin karşısına çıkıyorsunuz değil mi? Aynen. Gözlerin altı şişmemesi lazım. Doğru. Aynen. Yüzün böyle sağlıklı, fit olması gerekiyor. Uyku çok önemli evet. O yüzden. O yüzden ben çok erken yattım. Gece 2'de. Bu program için yok, sıkıntı yok. Gayet iyi gözüküyorsunuz. Biliyorum ekranda nasıl duruyor ama evet sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Peki şöyle İbrahim Mustafa'nın albümüne bir bakmak istiyorum. İbrahim Beyciğim, türü için fantazi arabesk diyebiliriz. Aynen. Türkü de var. Bozlak türküler de var. Hani. Öyle mi? Türküler de okuyacağız evet. Az sonra. Türkü severler için. Evet. Ne zaman çıktı bu albüm? 4 ay falan oldu. 4 ay oldu. Daha çok yeni yani. Evet. Çok yeni. Evet. İşte güzel tepkiler alıyoruz. Yani güzel şeyler var. Hı-hı. Şimdiden ikinci albümde hazırlıkları başladı. Şimdiden? Aynen. Erken değil mi daha? Değil. Şimdiden başladık. Aa, süper. Albüm çıkarmak çok pahalıdır. Çok maliyetlidir. Artık her şey zor deniliyor ama. Yok zaten Baran da bilir kendisi. Çok emek isteyen bir iş. Öyle basit değil yani. Aynı stüdyoda çalıştık zaten. Aynı öyle mi? Yani. Yoksa aynı hani organizasyon şirketleri oluyor yok, ya. Aynı şirket. Arkadaşız. Aynı. Abi kardeşiz yani. Oo ne güzel. Evet. Bu camiada abi kardeş. Vallahi. Çok iyi. Enteresan. Vallahi çok iyi. Evet. Hani normalde yok, tam tersi söylenir ya. Çok kıymetlidir benim için. Kendisi de bilir zaten. Ederim. Beraber aynı stüdyoda, aynı aranjörümüz de zaten aynı aranjör, Doğu Kılıç. Aranjörümüz de aynı. Doğu Kılıç. Doğu Kılıç. Evet. Onunla birlikte çalışıyoruz. Zaten Doğu Kılıç piyasada tarzımızda özellikle kendini çok kanıtlamış evet. Bir isim. Aynı zamanda solisttir zaten Doğu Kılıç. Öyle mi? Onu da alalım. Şarkısı vardı Yaktığım Gemileri diye bir şarkısı vardı. Belki hatırlarsınız. Eğer ekran başında bizi izliyorsa şimdi hemen yeni buradan albüme çağrı girdim. Yapalım. Evet, şey yaparız. Tamam, bekliyoruz vallahi sevgili Seni Doğu Kılıç. Seni de bekliyoruz Doğu abi falan. Kesinlikle. Müzikte bakıyorum İbrahim Bey, hatta bazı eserlerde söz müzikte sizin de imzanız var. 4 tanesi benim zaten. Evet, çok iyi. Çok 2 tanesi de Doğu Kılıç'a ait. Süper. Bakıyorum toplamda kaç tane eser var? 6 tane. Burada 6. Bir tane de yeni ekledik albüme. 7 parça. 7 tane şimdi parça. İlk okuduğum parça, az önce okuduğum parça yeni ekledik. Klip? Klip, ikinci klibi de çektik. Şu bir önce okuduğum parçaya klibimizi çektik. Onu da bu hafta inşallah yayına vereceğiz. İlk klibimiz yayınlandı.
Öyle bu şekilde devam ediyor. Sağ salamet, güzel gidiyor. Evet. Güzel. Peki müzik, yani başka farklı ilgilendiğiniz ya da hani profesyonel olarak diyelim, evet, bir B planınız var mı, yoksa tamamen müzikle mi haşır neşirsiniz? Tamamen müzikle, bir de tekstille uğraşıyoruz. Nedense bu müzisyenler öyle. Evet. Müzik, haricen yaptığınız bir iş var mı dediğim zaman, tabii, hep ortak paydada birleşen, evet, bir cevap tek var. Müzik, tekstil, ticaret. Tek müzikle olmuyor. Olmuyor değil mi? Olmuyor. Çünkü bir de müzik sektör ölmüş durumda şu an. Evet. İşte canlandırma, canlı tutsulma, canlı, yine çalışılıyor. Evet, evet, çalışılıyor. Evet. Sahne alıyor musunuz bir yerde? Sahne işte promosyondan sonra başlayacağız. Anladım. Promosyondan sonra. Ne kadardır müzik hayatın içerisindesiniz? Ya kendim bildim bileli şarkı söylüyorum. Hani müziğe... Küçük yaşta aldığınız yani, elime misali yani. Evet. Peki o zaman biraz da Baran Aksu'nun albümüne bakmak istiyorum. Baran tabii genç bir arkadaşımız değil mi? Kaç yıldır müzikle uğraşıyorsun Barancığım? Yani profesyonel anlamda 4 sene oldu. Biraz hızlı gidiyoruz galiba. Ama evet, yaklaşık 15 senedir tabii işte müzikle uğraşıyorum, enstrüman çalıyorum. Ondan sonra İlk, yani ilk serüvenim aslında bağlama çalmakla başladım. Başladı. Abim bağlama çalıyordu. İşte, ailede de var yani. Tabii ailede var, kulak. Mesela babam da sesi güzeldir. Bizim ailede vardır. Yani. Ne güzel. İşte bağlamaya meraklıktan sonra lise yıllarımda gitar da çalmak istedim. Zaten gitar hep da. Lise yıl. Ne oluyorsa bu gitar olayı lise yıllarında, evet, oluyor. Kızlar hoşlanıyor ya, o yüzden mi acaba? Yok yani, kız tavlamak için falan. Sen şimdi anlat bakayım diyormuşum. O itiraf etti. O itiraf etti. Kızlar hoşlanıyor dedi Hülya Hanım. Ben böyle öyle bir mi? İşe, evet, soydum ama sonra profesyonelliğe doğru, aynen, gidiyorum inşallah diye. Anıl değil mi? İlk zamanlarda itiraf etmiştim. Hayır. Yani evet, aslında şeyden dolayı bir tarz, birkaç sanatçı dinledikten sonra, sevdiğim sanatçılar var. Onları dinledikten sonra ister istemez icra ettikleri müzik enstrüman olarak gitarı, işte batı müziğini gerektiriyor yani. Hı-hı. Mesela türkü severseniz bağlama amenna zaten olması değil gerekiyor. Değil mi? Olması gerekiyor tabii, kesinlikle. Ama işte daha çok şarkılar seviyorsanız piyano veya gitar daha kesinlikle çok önemli. Bir de aynen, en iyi beste yazdıran enstrüman gitardır. Gitarla öyle başladım. Sonra üniversitede böyle ufak çaplı sahneler. Konservatuvar mı mezun? Yok. Ben Turizm Otel Sakarya Üniversitesi'nde okudum. Güzel. Orada işte sahneler, ufak ufak sahne yapmaya başladım. Sonra sahneleri biraz daha repertuarı geliştirip, hı-hı, işi biraz daha ciddiye bindirdim. Ve hı-hı, İstanbul'da çeşitli barlarda, işte mekanlarda, kafelerde sahne yapmaya başladım. Bundan sonra da sevgili Osman Alpaydın var. Çok değerli abim, oradan buradan. Buradan ona kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Peki. Bana destek oldu. Ne işte, güzel. Dedi ki sana bir albüm yapalım birlikte, kader birliği yapalım, beraber yürüyelim, bir şeyler yapalım. Hı hı. İşte bir albüme girdik, işte Şubat'ta çıktı albüm. Güzel. Yaklaşık 3 ay oldu. Hı hı. Ondan sonra. Ayrılık böyle mevsimi. Hı. Yalnız İlhan amcanın, lakabı İlhan amcadır, İlhan Şeşen'in, evet, bir şarkısıyla ilk çıkışını yaptım. Gördüm. Şimdi gördüm, gördüğüme sevindim. Evet. En sevilen şarkısı, evet, çok biraz güzel. Az sonra okuyalım bunu. Tamam, hatta belki iki kez üst üste bile isteyebilirim, tamam, yani. Olur. Bu beğenirseniz iki kere falan. Beğeniriz. Ses, evet, ses rengin güzel, beğendim. Gerçekten. Farklı güzel yorumladık onu. O albüme sürpriz olarak girdi aslında bu şarkı. Öyle mi? Öyle. Öyle. Öyle mi öyle? Öyle mi öyle? Peki burada ra ri ra diye bir söz müzik Doğu Bey'e, yine Doğu Kılıç'a ait. Bu şarkı da var değil mi? İçeriye verdim. Ra ri ra. Bak ra-ri-ra. Doğu Bey'in, Doğu abinin şarkısı. Abi diyorum ben, onu çok sevdiğim için. Ra ri ra güzel bir şarkı. Evet. İçinde hiç ra ri ra geçmez ama. Aa, nasıl yani? Ya aslında şarkının... Ben be, acaba dedim nakaratında mı hani ra ri ra falan var. Yok. Doğu Kılıç bunu albüm 2006'da... Orijinali ra ri ra. Tabii orijinalinde ra ri ra diye ara sazın nakaratı enstrüman çalmamışlar. İşte kendi seslendirmiş. Ra ri ra ri ra ri ra diye falan. Gibi. Evet. Biz de dedik ki hani onu artık ağzımızda değil de işte bir paramız varsa... Söz bekliyor. Paramız varsa bir kemancı bulalım, ona çaldırın falan. Espri tabii bu. Ondan sonra öyle... Espri yapıyordum ben Doğu Bey'e, diyorum ki abi diyorum işte para mı yoktu, çaldıramadınız mı falan dedim. Şaka tabii bir yana. Dedi ki onu farklı yapalım, böyle daha yeni bir soundla, farklı bir soundla öyle yaptık. Öyle çıktı, evet. Yani Ayrılık Mevsimi isimli albüm yaklaşık 4 aydır piyasada, evet, ve bunun çalışmaları için koşturuyorsun. Evet. Senin sahne aldığın bir yer var mı? Daha doğrusu hani demin dedin ya barda, barlarda çıkıyorum vesaire diye. Haftanın kaç günü? Haftanın şu an bir günü bir mekanda, bu gece bir yerde alacağım, Taksim'de bir mekanda. İsim
vermeyelim. Taksim'de. Zaten orası klasik Taksim. Ne çok da bilmem ama bir yer yine var. Böyle Türkiye evlerinin çok yeni kapı mı? Bakırköy. Bakırköy. Bakırköy, oralarda, Avcılar, Etiler. Evet, Etiler. Onlar artık müzik camiası, gece hayatı. Benim tarzım aslında türküden ziyade biraz daha işte pop, fantazi. Evet evet, bu albüm de pop olarak pop fantasy, değerlendirilebilir. Pop fantazi. Da değerlendirilebilir evet. Çünkü. Peki diğer şarkıları daha sonra dinleyeceğiz. 7 şarkı okuturacağım valla. Tamam. İnşallah burada. Teşekkür ederim. Sevgili İbrahim Bey'in de yine albümünden çokça böyle türküler, eserler dinleyeceğiz. İnşallah. Ve sevgili Arif Selçuk, çok karizmatiksiniz. Tam böyle gerçekten oyuncu. Bir de hani sizin rolleriniz klasiktir ya Arif Beyciğim. Evet. Böyle kötü rol, kötü karakter. Ama hani bir rolün bir kişiye yapışması ve yakışması denilen bir olay var. Ben tabii ki bunu naçizane bir izleyici olarak değerlendiriyorum. Sizde o durum var. Teşekkür ederim. Çok gerçekten öyle. Çok nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi, çok güzel. Sezonu kapattık. Kapattınız değil mi? Artık diziler bitti mi tamam? Yani yavaş yavaş, yavaş bitmek yavaş üzereler. Bitti. İşte son bölümleri kalmıştır. Biz de kendi oynadığımız dizimiz vardı. Küçük Gelin dizisi. Evet, STV'de oynuyordu. STV'de. Orada karakterimiz bitti, sezonu kapattık. Kurtlar Vadisi'nde Baytar karakteri. Baytar. O da sezonu bitirdi. STV'deki dizide Cemil Ağa'ydı. Zaten bilenler bilir. Cemal Ağa, doğru. Cemal Ağa, pardon, özür diliyorum. Cemal Ağa karakterini orada canlandırıyordum. Kurtlar Vadisi'nde de Baytar karakterini oynadım. İkisi de çok farklı, ayrı ayrı karakterlerdi. Aynen öyle, aynen. Bitirdik sezonu. Bakalım artık yeni sezonda inşallah başka işler gelir. Muhakkak. Bir şeyler yapacağız yani. Muhakkak olur diye düşünüyorum. İnşallah. Peki bu iki dizi haricinde hani geçmişten bugüne değerlendirme yapılırsa Arif Selçuk'u tanımak isteyenler olabilir. Elbette ki tanıyanlar, bilenler ayrı ama biraz Arif Bey kendinizden bahseder misiniz? Hangi dizilerde oynadınız? İlk oyunculuk hayatıma ben Asi dizisiyle başladım. 2007 yılında. İkinci sezon diziye girdim. Zaten sezonu bitirdik. Ondan sonra arkasından... Peki tiyatro kökenli misiniz yoksa spontane mi oldu? Tiyatro yaptım ama hani oyunculuğa geçtikten sonra tiyatroya zaman olmuyor. Çünkü setlere git gel falan yoğun olduğumuz için yani ben daha doğrusu tiyatroyu fazla tercih etmedim. Daha çok dizi ve kamera oyunculuğunu sevdiğim ve benimsediğim için en çok televizyon yönüne yöneldim. Asi, Kül ve Ateş, Kasaba, Hanımın Çiftliği, Bir Çocuk Sevdim, Fatma Gül'ün Suçu Ne? Ooo! Adını Ferah'a koydum. Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam. Gibi güzel diziler. Yani birçok dizide yani 25'e yakın dizide yer aldım. İşte en son Küçük Gelin'de ana karakter oyuncusu Cemal Ağa'ydım. Sonrasında da Kurtlar Vadisi'nde Baytar karakterimde yer aldım. Süper. Öyle devam ediyoruz. Siz oyuncular için yani daha doğrusu bu sektör için diye sorayım sorumu. Yaz oldu mu artık tamam değil mi? Of! Konumuna getiriyorsunuz. Evet, artık cepten yemeye başlıyorsunuz. Bütün kış kazanılanları ama tekrar sezon başıyla yani Eylül, Ekim gibi tekrar başlıyorsunuz. Ve bu sektörün olmazsa olmazı bu. Doğru. Bunun sebebi ne acaba? Yani niye yapımcılar böyle bir olaya girmişler? Yani insanlar hani dışarıda oldukları için, tatilde oldukları için ve televizyon izlenilmediği için mi? Yani yaz sezonunda biliyorsunuz her camiada ya da her meslek grubunda bir tatil zamanı vardı. Ama o koskoca bir yaz da uzunca bir tatil. Hani bir ay olur, iki hafta olur da. Şimdi ama ona bakarsanız biz yılın 9 ayında çalışıyoruz. Yani kış sezonu dediğimiz zaman diziler Eylül'de başlar. Tabii siz çok ağır. Tabii ki Haziran'da bitiyor. Netice itibariyle de o yoğun bir tempo içerisinde çalışıyoruz. Yani gecemiz, gündüzümüz, tatilimiz yok. Belki haftada bir kere biz izin yapıyoruz, repo yapıyoruz. Bu birikim yapıyor insan içerisinde. Hem çalışanlar, set ekipleri 60-70 kişilik bir grup halinde. Neticede yaz sezonunda da bu dizilerin devam etmesi biraz zor olduğu için, bir tatile herkesin ihtiyacı olduğu için, herkes de dışarıda olduğu için diziler final yapıyor. Yaz sezonunda işte ev içerisinde oturanlar, tatile gitmeyenler, kendi tatil yörelerinde oturanlar, komedi tarzında diziler yayınlanıyor. Onlar da zaten kısa ve 3 aylık dönem içerisinde. Kesinlikle aynen. Ya da tekrarlar olabiliyor. Aynen. Hani geçmiş dizilerin tekrarları olabiliyor. Tekrarlar olabiliyor. Çok benimsenen diziler olursa. Aynen aynen. Onların tekrarları yapılabilir. Aynen. Aslında yani televizyonun izlenme oranı bence daha doğrusu yapılan işlerin televizyonun izlenme oranıyla orantılıdır. İzlenimiyle orantılıdır. Kötü bir cümle kurdum. Çünkü insanlar kışın evlerinde otururlar, televizyon izlerler ama yazın daha çok dışarıda olurlar. Televizyon izleme fırsatları olmaz. İlla ki yani. Kışa göre daha düşebiliyor ama yine yazın da televizyon izleyicisi var bence. Yani onları da es geçmemek lazım. Hayır tabii ki var. Mesela yani seyirci kitlesi illa ki hiç yok dersek yani, yalan söyleriz. Ama dediğim gibi yani tatile gitmeyenler, kendi evinde, kendi yöresinde, kendi memleketinde olanlar ya da ne bileyim çalışıp bir aylık, bir senelik izin olup memur kısımlarımız vardı mesela çalışıp da.
kendi ailelerine gittikleri zaman ev ortamında tatil yapmayıp da televizyon izleyerek vakitini geçirebilenler olabiliyor evet, yani. Evet aynen. Onlar için de hani bir şeyler yaz için. Gerçi düşünülüyor dediğiniz var, gibi. Var var tabii yeni başlayan dizilerimiz var. Yani mesela aynen. Hazirandayız. Temmuz içerisinde birçok dizi var şu anda yayına girmek üzere hazırlık evet. Yapan yani. İnşallah güzel güzel diziler İnşallah. Olur. İnşallah. Yaz izleyicisi için. Peki şimdi hani kötü rollerin büyük ustası diye sizde anons ettim. Ki hakikaten gerçekten İyice öyle. İyice kötü adam yaptı. Hatta ben Cüneyt Bey işte irtibata geçtiğimizde şey demişti Arif Bey de gelecek falan. Abi dedim o adam kötü ya falan. Şaka yapıyorum. Eyvallah. Emin misin bizi çağırıyorsun falan bize bir şey yapmasın. Yok. Özellikle Kurtlar Vadisi. Memati falan giriyormuş burada. Abi biz şaka yaptık falan. Şimdi demin açılışta da hani sizi anons ederken onu söylemeye çalıştım sevgili Arif Bey. Gerçekten aslında hani bakıldığı zaman bilmiyorum tabii ki siz artık hani yıllardır tecrübe, deneyim o ayrı bir şey ama bir izleyici olarak ben bunu soruyorum. Yani bana bu taraftan, koltuğun bu tarafında sizin yaptığınız iş inanılmaz zor geliyor. Çünkü siz yeri geliyor dizisine göre, sinemasına göre tabii ki değişiyor. Evet. Mesela demin de söylediğiniz Sırlar Dünyası değil tabii ki. STV'deki Küçük Gelin'deki rolünüz farklı, Kurtlar Vadisi'ndeki farklı. Yani sürekli farklı rollere bürünmek. Kurtlar Vadisi'nde daha kötü. Kurtlar Vadisi'nde mesela daha kötü. Kötü rolün içine girmek. Bilmiyorum zor gibi geliyor ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela bir ön hazırlık var mı? Evde aynanın karşısına geçip o günkü rolünüzü çalışıyor musunuz? Yoksa tamamen spontane oraya girdiğiniz zaman işte yönetmen 3-2-1 deyince siz artık olaya kendinizi kaptırıyor musunuz? Ya da içinizde mi var falan? Mesela ben kendimden şöyle örnek vereyim. İnanılmaz derecede hiçbir mutsuz tecrübeler olabiliyorum. Tecrübeler olabilir. Mesela patronumla kavga edebiliyorum, maaşımın geciktiği günler oluyor, annemle babamla tartışabiliyorum ya da çok mutsuz bir şey oluyor, çok hasta olabiliyorum. Buraya geliyorum, makyaj esnasında böyle ölü gibiyim falan. Konuklarımla mümkün mertebe gülerle karşılıyorum ama şuraya gelince yönetmen bana 3-2-1 denilince devleşiyorum. Yani kamera başka bir şey. Sizde de öyle mi? Ya bizde de öyledir tabii. Yani sanatçılığın zaten içinde ve ruhunda olması lazım. Yaşanmışlık diyorum ben ona. Geçmişte hani onun nebzinde tecrübe. Aynen tecrübe. Yaşanmışlığın nebzinde şu da var. Yani şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi kamera karşısına geçtiğiniz zaman ne olursa olsun her şeyi geride bırakıyorsunuz. Hı hı. Bizim de oyunculuk sektöründe ya da oyunculuk hani sanatında dışarıdaki karakterimiz ne olursa olsun hangi karakteri bürünüyor isek kamera karşısında o karakteri canlandırmak zorundayız. O duyguya bürünmek zorundayız. Ama bence burada biraz yetenek devreye giriyor. Tabii illa. Değil mi? Yani tabii. Yeteneği olması istediğin kadar. İstediği kadar çalışsın. Yapabilmek mümkün değil. Evet. Zor. Benim şöyle bir şey var. Yani bahsettiğiniz gibi kötü karakteri oynamamdaki sebep bir nebze de görselliğimle ilgili aslına bakarsanız. Belki de hani dışarıdan bakıldığı zaman böyle hani kirli sakallar falan evet. Esmerlik vermiş olduğu bir şey var. Hem görselliğim sert hem de... Sert ifade var gibi. Yani aynen. Değil ama. Yes, aslında sert değilim de çok doğuştan ben öyleyim falan. Şimdi ekrandaki izleyicilerimiz dizilerden görmüş olduğu, izlediği karakterlere baktığı zaman aslında hiç öyle bir kimse olmadığımı görür. Çok iyiyimdir, çok sohbetkarımdır, neşeliyimdir. Ya, yok biz içeride bize hep küfür ettin içeride. Şaka. Eyvallah. Yani ama dediğim gibi yani o karakteri büründüğüm zaman bir anda yaşıyorum onu. Oyunculuk meslek olduğu için onu yaşamak için de elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Direkt ben o karakter analizini eline alıp onun nasıl düşündüğünü, nasıl davrandığını benimsiyorsun. Ve bir anda kamera karşısında o oluyorsun yani. Gerçek gibi mi oluyor? Yani orada kendinizi gerçekten sanki gerçek hayatta gibi mi yapıyorsun? Tabii yani. Oradaki ambiyans nasıl oynar? Şu yani zaten oyunculuk gerçeği yansıtmak bir anda. Evet. Görsellikle ilgili. Ki Kurtlar Vadisi'nde zaten gerçekten. Tabii yani şu var. Şu andaki siz, durum da bir tiyatro. Siz dışarıda, mesela örnekleyelim ki bir seyyar satıcıyı izlersiniz. Size böyle bir teklif geldiği zaman aklınıza hemen o seyyar satıcının davranışları gelir. Siz de aynen onun davranışlarını yaparsınız. Ben de yani o kötü karakteri yaptığım zaman ya da oynadığım zaman bir anda o moda giriyorum ister istemez. Evet. Peki devam edeceğiz. Tamam. Oyuncu noktasında hani olmak isteyen birçok gençler var. Bir de sizden fikrinizi almak isterim. Tavsiye eder misiniz? Maddi anlamda tatmin edici midir? Tabii ki zor yönleri var ama kolay yönleri ne bileyim zevkli keyifli olması da ayrı bir durum elbette ki. Ünlülerle çalışmak zor mu kolay mı? Set arkası hepsini konuşacağız sevgili tamam. Arif Bey. Tabii ki güzel sesinizden de şiirler dinleyeceğiz sevgili seyirciler. Bunun yanı sıra yine tabii ki sevgili İbrahim Mustafa'nın ve sevgili Baran Aksu'nun albümlerinden de güzel güzel eserleri dinlemeye devam edeceğiz.
sevgili Anıl'la da reklam sonrasında tabii ki girizgah yapacağız. Ama bunların hemen öncesinde küçücük bir reklam aramız var efendim. Buyursunlar, sakın ama sakın bizden ayrılmayın. Anıl Enes Doğan'ın sesinde hayat buldu. Çok. Nasıl? Güzel değil mi? Çok süper iyi. Anons ettim. Çok iyi gerçekten. Tekrar eder misin? Bir dahaki şarkıda. Tamam. Daha güzeline. Tamam. Anons kötü oldu. Yeniden okuyup tekrar. Peki İbrahim Mustafa'nın Kırıldı Kanadım isimli albümünden ikinci parçayla devam edelim. İbrahim Bey bir buyurun. Bir yalanmış. Nasıl? Yalanmış. Bir yalanmış. Bir yalanmış. Peki. Bir hallerdeyim.
Sözümüzü Doğu Kılıç kardeşime ait. Evet, buradan selam baktım. Gönderiyorum ona. Selamlar olsun. Evet. Galiba yaşanmışlıkları anlatmış sevgili Doğu Bey. Aynen. Biz de icra etmeye çalıştık. Evet, güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ve sevgili Baran Aksu'nun albümünden ikinci şarkıyla devam edelim. Yine ayrılık mevsimi, yine gözyaşı keder mi? Sonu bilinmez olsa da çekip gitmeye değer mi? Yine ayrılık mevsimi, yine gözyaşı keder mi? Sonu bilinmez olsa da çekip gitmeye değer mi? Eller vefa ne bilmez, herkes ben gibi sevmez. Kahrolup yalvarsam da gözyaşların hiç dinmez. Eller defa ne bilmez,
herkes ben gibi sevmez. Kahrolup yalvarsam da gözyaşlarım hiç dinmez. Yar alıştım gitmelere, yalnız kalıp bitmelere. Şimdilik ağlayan benim, gözyaşım diner beni. Gün gelir devran döner, giderse geri döner. Ben eski ben de olsam bu yangın elbet söner. Yar alıştım gitmelere, yalnız kalıp bitmelere. Şimdilik ağlayan benim, gözyaşım diner beni. Mevsimi yine gözyaşım keder mi? Sonu bilinmez olsa da çekip gitmeye değer mi? Yine ayrılık mevsimi, yine gözyaşım keder mi? Sonu bilinmez olsa da çekip gitmeye değer mi? Eller vefa ne bilmez, herkes ben gibi sevmez. Kahrolup yalvarsam da gözyaşlarım hiç dinmez. Eller vefa ne bilmez, herkes ben gibi sevmez. Kahrolup yalvarsam da gözyaşlarım hiç dinmez. Yar alıştım gitmelere, yalnız kalıp bitmelere. Şimdilik ağlayan benim, gözyaşım diner beni. Gün gelir devran döner, giderse geri döner. Ben eski ben de olsam bu yangın elbet söner. Yar alıştım gitmelere, yalnız kalıp bitmelere. Şimdilik ağlayan benim, gözyaşım diner beni. Gün gelir devran döner, giderse geri döner. Ben eski ben de olsam bu yangın elbet söner. Yar alıştım gitmelere, yalnız kalıp bitmelere. Şimdilik ağlayan benim, gözyaşım diner. Güzel, çok güzel, çok güzel. Ağzına sağlık sevgili Barancığım. Burada albüm kapağında bir hani ön söz deriz ya, öyle bir şey yazmışsın orada, birkaç cümle çok dikkatimi çekti. Naçizane söylüyorum, tebrik ediyorum. Çünkü benim de hep hayat felsefemdir. Bir şeyi çok istiyorsan önce Mevla'dan dilemelisin, evet, her zaman. Hiç kimseden değil. Yani titri, sosyal statüsü ne olursa olsun, hani sadece faraza isim ve örnek veriyorum, başbakandan bile değil. Hiç aynen, kimseden, sadece Allah ol derse olur. Evet. Yani diğer kişiler sadece aracıdır. O yüzden çok tebrik ediyorum böyle bir hayat felsefesine sahip olduğun için. Bir de burada bir şey dikkatimi çekti. Mesela demişsin ki her şey tükenme noktasındayken beni koca bir okyanustan çıkaran ve yoluma devam etmemi sağlayan yol arkadaşım, saygıdeğer abim, sevgili Osman Alp Aydın'a da teşekkür ederim diye devam ediyor. Her şey bitme noktasında, yani gencecik yaşta biten neydi? Ne aslında oldu? Aslında müzikle ilgili. Hani Allah'tan umut kesilmez tabii. Yani Allah bir kapıyı kapatır, başka bir kapıyı açar muhakkak. Hı. Ama müzikle ilgili aslında bırakma noktasındaydım. Çünkü çok mu şey yaptın yani, hani A planı denedin, B planı demedin, olmadı olmadı, ümitsizliklerle çok... Aslında bunlar, özür dilerim, bunlar şimdi şu an Türkiye'de yaptığınız bir şeyi icra etmenin
yolu var. Hani bir şekilde icra ediyorsunuz ama bunu göstermenin, bunu insanlara anlatmanın, dinletmenin, tanıtmanın yolu çok zor. Ve bu tamamen maddi olanaklarla sağlanabiliyor. Yani artık her şey maddiyatla maalesef dönüyor maalesef. Yani insanlar artık iyiyi, güzeli arayıp bulmuyorlar. Önlerine ne koyulursa onu görüyorlar ve şimdi şöyle bir durum vardı. Hani biz iyi sahne yapıyor olabiliriz. Tabii görecelidir iyilik de, yani kime göre iyi yapıyoruz ama. Takdir halkın. Evet, her evet. Zaman. Takdir halkındır gerçekten. Şimdi bazen çok böyle matematiksel olarak müziği çok iyi icra ettiğini düşündüğümüz müzisyenler bile halk tarafından hiç tanımıyor. Yani şimdi, katılıyorum. Halkın ne istediğini bilmek de zor. O da enteresan tabii. Ama şöyle söyleyeyim lafı çok dolamadan. Bar programları, sahneler yapıyordum. Ve müzik piyasası şu an kötü bir durumda Türkiye'de. Çünkü ne sanatçılar ne müzisyenler hak ettiği değeri gerçekten görmüyorlar. Yani sadece müzik açısından demiyorum. Sanatın her alanında Türkiye'de, bilmiyorum tabii başka ülkelerde de bu böyle midir diye. Ülkemizde maalesef böyle. Bir de artık acaba çokluktan mı kaynaklanıyor? Çünkü hangi mekana gitsen bir sürü solist var, bir sürü sanatçı var. Evet. Ve her gün yeni bir şeyler çıkıyor. Evet, her yeni gün sesler, yeni bir şeyler, yeni isimler. Evet, yeni bir şeyler çıkıyor. Bu da sizin için iyi bir rekabet ortamı. Yani çok güç bir rekabet. Ama ortamı. Zorlaşıyor işiniz tabii, daha çok değil iş mi? Tabii. İş zorlaşıyor ve sizin kendinizi tanıtmanız için bir imkanınız yoksa, gücünüz yoksa bu da sizi ister istemez bir ümitsizliğe götürüyor. İşte aslında anlatmak istediğim laf orada. Yani ben bar programları, sahneler yaparken hedefim bu işi tamamen profesyonel olarak işte üst seviyelerde yapmaktı. Mesela Osman Bey'le karşılaşmasaydınız sizin o ümitsizlik artık tamam yeter ben çekiliyorum dediğiniz anda elinizi tutmasaydı şu an ne iş yapıyor olurdunuz? Evet, güzel bir soru, çok iyi bir soru. Evet. İyi çalışmışsın falan. Teşekkür ederim. Büyük ihtimalle herhalde üniversite turizm otelcilik okudum, Sakarya Üniversitesi. Buradan da hocalarıma saygı ve selamlarımı yolluyorum. Büyük ihtimalle yani işte böyle bir memur hayatı falan. Eyvah değil mi? 8-6. Biraz para biriktirip işte bir teknede falan. Tabii Türk sinemalarında oluyor. Mutlu musun hayatında? Çok şükür mutluyum. Neden biliyor musun? Bu sektörün içerisinde olduğun için. Aslında sektörün içinden ziyade şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii sektör güçlü, çok hengamesi olan bir sektör. Zor bir zor. Sektör. Ama şundan dolayı mutluyum. Söylemek istediğim şu. Yani dünyada birçok insan istediği işi yapmıyor. İstediği işi yapmadığı için mutlu değil. Ama ben mutluyum çünkü istediğim işi yapıyorum. İşte bir düşünür, ismini hatırlayamıyorum. Diyor ki, eğer sevdiğiniz işi yaparsanız ömür boyu çalışmazsınız. Çok güzel. Çok güzel bir söz. Yani ve ben herkese de kısmet değil, nasip değil. Yani birçok insan tanıyorum ben. Sevmeyerek yaptığı ama mecburiyetten dolayı yaptığı iş. Ya da işte bazı şartların ittiği. Ya da şartların ittiği, aynen zoraki. Yani şöyle söyleyeyim, örnek vereyim, hepiniz hatırlayacaksınız. İlkokulda öğretmen soruyor işte, çocuklar ne olacaksınız? İşte bir öğretmen diyor, polis diyor falan filan. Sonra ya bu istenen şeylerin çok dışında yaşıyor insanlar. Hatta yani ülkemizde şöyle bir durum var. Tabii çok eleştiriyor oluyorum ama bunlar gerçekler. İnsanlar lise yıllarına kadar bir şeyleri hayal ediyorlar, kuruyorlar ama sınavdan sonra puanın ne gerektiriyorsa onu o mesleği icra etmek zorunda kalıyor. Evet, ülkemizde bu olay biraz karmaşık. Evet, çok ben şükür. De bir eski öğretmenlerden biri olarak hayatımız, evet Türkçe öğretmeniyim ben aslında. 2006 yılına kadar devlet okullarında Türkçe öğretmenliği ve Fransızca öğretmenliği yaptım. Sonra kendimi birden televizyon camiasında buldum. İyi ki bulmuşum. Çok severek ben de yapıyorum mesleğimi. Ama dediğin çok doğru. İlkokulda, ortaokulda, lisede hep bir amacı, hedefi oluyor insan. İşte doktor olacağım, mühendis olacağım, şunu olacağım. Bir bakmasın seneler sonra çok farklı yerlerdesin. Allah herkese hayırlı ömürler versin diyelim. Ve inşallah herkese severek yapabileceği meslek versin. Çünkü bu çok ama çok önemli. Ne kadar çok severek yaparsanız yapın. Mesela demin sevgili Arif Bey'le konuştuk işin zorluklarını. Seviyorum dedi. Sevdiği için de tabii hem başarıyı getiriyor bu iş. Hem de o zorluk birden kolaylığa dönüşüyor gibi. Aynı şeyleri mi düşünüyorsunuz? Gemisini kurtaran kaptan. Gemisini kurtaran? Kaptan. Kaptan. Şu an. Öyle, sistem öyle. Evet. Hani susmak bence en güzeli. Müzik. Başka bir şey yok. Bir de müzik, mesela siz okudunuz albümünüzden eserler, siz okudunuz. Farklı farklı sözler var. Ama müziği hani hep diyoruz ya, müzik evrenseldir. Müziği herkes çok seviyor. Trafikte dinlediğimiz zaman trafiği biraz daha böyle daha sakin hale getirebiliyoruz, rahatlıyoruz.
ne bileyim evde mutsuz olduğumuz zaman müzik açıyoruz, rahatlıyoruz, kendimize geliyoruz. Yani ben hani saçımı yaparken bile bir anda muhakkak teyp olmasa, ne bileyim müzik seti olmasa, bir şey olmasa şu küçücük cep telefonundan bile müzik dinliyorum. Neden? Çünkü bakıyorum sizin az önce okuduğunuz eserde başka bir söz ve yani sizde de keza öyle. Herkes yaşamış olduğu bir şeyleri şarkı sözlerinde buluyor. Çünkü orada hayatın gerçekleri var. Evet. O yüzden müzik çok seviliyor. Ruhun gıdası. Ruhun gıdası, şimdi, evet. Müzikten yoksun kim olursa olsun. Hani... Eksiktir. Eksiktir. Aynen öyle. Peki devam edeceğiz şimdi sevgili seyircilerimiz. Bizi izleyenler var tabii ki. İzleyip de mesaj gönderenler var. Biz izleyip de mesaj gönderenlerin mesajlarını okumaya çalışıyoruz. Okuyamadıklarımızda da ben yayın sorusuna biliyorsunuz hepinize teker teker dönüyorum. Geçtiğimiz günlerde programımıza katılmıştı. Birkaç kez katıldı. Hatta beni farklı kanallarda da çalıştığım zaman hiç yalnız bırakmadı. Onu herkes çok seviyor. Özellikle bayanlar çok seviyor. Çünkü açıklamaları, anlattıkları hepsi yerli yerinde. Ayakları yere basan ve hani gaybı bir tek Allah bilir dediği an zaten benim için akan sular duruyor. Ama çok iyi şeyler söylüyor. O yüzden zaten biz bayanların gönlünü fethetti. İsim analisti, isim analiz uzmanı daha doğrusu sevgili Melike Aydın. Ekran başında şu anda bizi izliyormuş. İlerleyen programlarda inşallah kendisini bir kez daha davet edeceğim. Geldiği zaman çok SMS'ler almıştık. Herkes ismini analiz ettirmek için böyle sıraya girmiş durumdaydı. Sevgili Melikeciğimi öpüyorum. Bir diğer selam Almanya'dan, Almanya'nın birçok semtinden ve kentinden tabii ki izleniliyoruz. Onlardan bir tanesi yine ünlülerin menajeri sevgili abim Destan Destanoğlu. Şu anda ekran başında çaylarını, kahvelerini yudumlayarak bizi izliyorlarmış. Ve sevgili eşi benim canım ciğerim arkadaşım. Ağustos ayında dört gözle bekliyorum. Buraya geliyorsunuz. Sevgili Binnur'cum öpüyorum tatlı yanaklarından canım benim. Güzel şeyler yazdığın için de çok teşekkür ediyorum. Sevgili Murat Ateş, her zaman olduğu gibi bugün de bu saatlerde evdeymiş ve bizi izliyormuş. Çok teşekkür ediyorum. Rüzgar, Rüzgar, Rüzgar süper bir albüm. Murat'ı da tanıyor musunuz? Tanıyorum. Çok öyle mi? Harika, evet. Çok selam söylüyorum. Tanışmıyoruz ama ben tanıyorum. Öyle mi? Süper. İki kez geldi programıma. Böyle bir albüm yok. Arzu'dan da selam var sana sevgili Murat'cığım. Süper bir albüm olmuş. Çok da güzel sesim var. Hatta gelirken bile arabamda seni dinliyordum. Onu da söyleyeyim. Almanya'dan Sakine Şeker bizi izliyormuş ve hepinize çok selam söylüyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Kuzguncuk'tan Sevda Hanım bizim daimi izleyenlerimizden. Çok teşekkür ederim. Yine çok güzel şeyler söylemişsiniz. Sevgili Mehmet Bey Ankara'dan. Kuzguncuk'ta sizi tek geçiyorum demiş. Ya bu cümleniz zaten benim için olay bitmiştir. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Naçizane güzel sunmaya çalışıyoruz. Beğeniyorsanız ne mutlu bana efendim. Ve sevgili Nergis Uncular seni çok öpüyorum. Canım canım arkadaşım benim. Senden de selam. Twitter'da görüyorum. Evet yazışmalarınız. Yani bu kadar mı şeker olur bir insan? Bu kadar mı bal dudaklı, bal yanaklı, bal çeneli, bal ağzı? Yani o kadın o kadar pozitif ki. Gerçekten öyle. Ben hani kadınlardan yana biraz şikayetçi olduğum için lafım meclisten dışarı ve istisnalar kaideyi bozmaz. Ben çok yaşadım ve çok çektim. Ama Nergis'im çok pozitif, kompleksiz. Seviyorum yani. Seni seviyorum. Bu arada senin sorun, daha doğrusu yorumunu hemen sevgili Arif Bey'e dönerek ve küçük gelinle biraz konuşmak üzere mikrofonu sevgili Arif Bey'e uzatmak istiyorum. Arif Bey'ciğim, Nergis Hanım belli ki sizin hayranınız ve küçük gelini ciddi anlamda takip ediyor. Çünkü şöyle yazmış, Arif Bey'in oynadığı küçük gelini büyük bir zevkle pazar günleri seyrediyordum. Sezon finali yapınca üzüldük, bekliyoruz yeni dönemi demiş. Bu ilk tweet'i. Bir diğeri, konuklarınıza hem hoş geldiniz diyorum hem de selamlarımı gönderiyorum. Arif Bey küçük gelinde niye bu kadar bahtsızdı? Bahtsızdı derken senelerce ölü bilindi, sonra ortaya çıktı, sonradan tekrar öldürüldü. Dizi izleyicisi olarak çok üzüldük. Neden? Neden böyle oldu Arif Bey? Hadi açıklayın. Şimdi benim diziye girmem zaten geç oldu. Bir aşiret dizisi. Neticede itibariyle bir aşiretin ağası olarak 15 yıl önce ortalıklardan kaybolmuşum ben. Kardeşim beni PKK'ya vermiş. Onların elinde kalmışım ben. 15 yıl sonra benim oğlum bir uçurumdan aşağı atlamaya kalkarken, ben de oradan gezerken oğlumu bulup tedavi ediyorum onu. Ondan sonra oğlumu ararken benim ailem, tabii ben hafızamı kaybediyorum bu arada 15 yıl içerisinde geçirmiş olduğum zaman zarfı içerisinde. Dağda bir balcılık yapan adam olmuşum. Saçlarım, sakallarım uzun, doğayla baş başa yaşayan bir adamım. Evet. Ailemi ve geçmişimi hatırlamıyorum. Hı hı. Oğlum kayaklardan atlamaya kalkarken bulup onu alıp tedavi ediyorum. Neticede ailesi de, yani ailem de onun peşine düşüp beni buluyor.
Ve ben hiç kimseyi hatırlamıyorum. Diziye öyle giriyorum. O şekilde girdiniz. Tabii ki. Sonrasında benim hafızamın yerine gelmesi biraz geç uzun sürüyor. Çünkü kimseyi tanımıyorum. Annem var, eşim var. Birisi diyor ki ben senin eşinin, biri diyor ki ben senin oğlunun, biri diyor ben senin kızınım. Bir şokun içerisindeyim. Zaten hafıza kaybı yaşamışım. Bir de 15 yıl zaman zarfı içerisinde. Evet. Onlara adapte olmak biraz zor oldu. Bu zaman zarfı içerisinde de tabii ki hikayeler tabii başka bir boyutlara geçti. Aile içerisindeki sürtüşmeler, işte kardeşimin beni PKK'ya bırakması, aklımın yerine gelmesini istememesi, beni zehirlemeye kalkmaları falan, bir sürü olaylar yaşadık. Geldi kötü olma. Geldi kötü olma, aynen dediğim gibi. Ama neticede bu üzerime düşen benim oradaki karakterim daha mülayim, daha zarif, daha hani vicdanlı bir adam. Çünkü bir aşiret ağası olduğum için o dizi karakterinde daha dürüst, daha böyle ağırbaşlı bir adam. Ve doğruları yaşayan, doğruları savunan bir adam olduğum için diğer oynadığım karakterden çok ezikli ya da daha çok hafif kaldı. Daha sonrasında benim ölmem de, dizideki ölmem de şöyle. Şimdi ben eğer ki yaşarsam evin bütün düzeni bozulacak. Kardeşimin bana yapmış olduğu kumpas ortaya çıkacaktı. Beni PKK'ya bıraktığı ya da onların beni zehirlemeye çalıştığı birçok, çünkü bana komplolar kurdular. Evet, senaryosu öyle bir şey yaptı ki, yani dedi ki ya bu adam zaten 15 yıl yok. Sonra aile buldu, mutlu oldu. Hafızasını biz bunu kazandırırsak bu sefer aile birbirine girer. Tekrardan öldürelim dedi. Velhasıl sezon finalinde karakter olarak öldüm orada, evet. Peki şimdi Küçük Gelin'in reytingleri, zaten reklam arasında da konuştu değil mi Arif? Evet. Korkunç. Doğru. Yani birçok hani benim buradayım diyen diziye geçmiş. Doğru. En çok ortada aldığımız reyting oranı 13.38. Bu müthiş bir başarı. Yani tekrar dirilme ihtimali var mı? Onu merak ettim. Nasıl? Tekrar dirilme ihtimali var mı? Benim mi? Yok. Karakter olarak bitti zaten. Tabii tabii. Başka kayıp projeler yani, var. Direkt... Yok. En çok reyting alan dizi olduk. Bizim bunun dizim... sebebini soracağım ama Küçük Gelin'in konusuyla mı alakalı acaba? Bir nebze öyle. Yani şöyle söyleyebilirim. Dizimizin konusu ve içeriği aslında bakarsanız sosyal içerikli bir proje. Sosyal içerik tamamen. Evet. Doğudaki çocukların, kızlarımızın küçük yaşta, işte 13 yaşında Berdel davasıyla ailelerinin evlendirilmesi, küçük yaşta onların evlendirilmesi, gelin edilmesiyle alakalı olduğu için, okula gönderilmemesiyle ilgili olduğu için halk kendinden bir şeyler buldu. Ve drama ağırlıklı olduğu için de bu konular zaten zamanımızdaki bu yüzyılda olan şeyler değil yani. Olmaması lazım. Hem okullara gidilmesi, çocukların eğitim görmesi, geleceklerini garantiye alması açısından. Hem de daha halen şu anda bile bazı şehirlerimizde belki vardır. Yani duyduğumuz var ama Berdel olayı hala devam ediyor. Tabii var. Yani küçük var. Yaştaki insanların, kızlarımızın, yani hepimizin, benim de bir kızım var. Hepimizin kızlarının o yaşta kendinden yaşça büyük insanlara verilmesi doğru değil. Bizim dizimizin konusu da aslına bakarsanız bu. O yüzden çok izlenme rekorları kırıyor. Her kesim insan izliyor bunu. Yani buna bakarsanız doğusu da izliyor, basıtısı da izliyor. Reytinglerimiz o yüzden iyi. Hani normalde diyorlar ki aslında Samanyolu kanalının belli bir kitlesi var. Aslında hayır. Bugün İstanbul'u da izliyor, Diyarbakır'ı da izliyor, Akdeniz bölgesindeki insanımız da izliyor her diziyi. Herkese hitap ediyor. Tabii ki. O zaman önemli olan dizim bu reytinglerde. Yani kanal da çok önemli. Şimdi kanalın da izleyici kitlesi olduğu zaman... O da artı. O da bir aslına artı bakarsanız tabii ki o da bir artı. Ama dediğiniz gibi konu da çok önemli. Yani muhakkak. Ve Küçük Gelin konusu da gerçekten... Gündem olan bir dizi olduğu için. Bir dizi ve ülkemizde maalesef ki kanayan bir yara. Evet. Yani 13 yaşındaki bir çocuk da ya da 14, 15, 16 her neyse. Bence 18, 20 bile erken. Tabii ki yani. Yani 22, 23 bile tabii ki herkesin doğrusu kendine. Ben böyle bazı konularda hep kendi düşüncelerimi yok, biraz hani şöyle tam da 22, 23 yani biraz... O biraz daha büyük olur ama... Hayır, bence her... Bakın, bir şey söyleyeyim size. 30'unda falan abartıyormuşsun. Ben, bu tabii herkesin kendisi, doğrusu kendisi. İlla. Ben okumuş biri olarak, hani üniversite mezunu biri olarak, benim ailem Artvinli. Annem, babam zamanında Artvin'den çıkmış ama köken olarak biz de Anadolu'yuz. Anadolu'luyuz daha doğrusu. Yani. Annem, babam hacı, hani böyle dininde, imanda, namazında, niyazında insanlar. Ama annem de babam da beni hep şu hayat desturuyla yetiştirdi. Okuyacaksın, kolunu o altın bileziğini alacaksın ki ileride hiçbir şeye ve hiç kimseye eyvallah etmeyesin. Ben hep böyle büyüdüm. Aynen. Ve örneğin bu çok özele giriyor ama burada çünkü bizi izleyenler var. Onlara hani örnek olma adına çorbada bir nebze benim de tuzum oluyorsa çok mutlu oluyorum diye özel hayatıma minicik girip hemen çıkacağım. Mesela ben güzel duygularla evlilik
başımdan bir evlilik geçti. Ama olmayınca bitirdim. Ama neden bitir? Mesela bitiremeyen birçok tanıdığım var arkadaşlarım. Maddi imkansızlıklarından dolayı bitiremiyorlar. İşte bir evim yok diyorlar, nerede kalacağım? Ama o kötü kocanın zulmüne maalesef ki boyun eğiyorlar. Şimdi ben okumasaydım, hani ekonomik gücümü elime almasaydım, maalesef hayatıma bir şekilde devam ediyor olacaktım. O yüzden her kız evladı kesinlikle ve kesinlikle mutlaka ve mutlaka okumalı bence ve okutulmalı. Tabii yani anne ve babaya düşen en büyük görev bu bence. Doğru. Başlarında böyle duracağız, oku 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 diye böyle saçını başını çekeceğiz bana göre ve o diplomasını alacak. Bir güzel işini hayatına girecek, maddi durumunu düzeltecek. Ondan sonra tabii ki evleneceğiz. Yani evlenmek zaten hani Peygamber Efendimiz'in en çok sevdiği sünnetlerden bir tanesi. Onun temelinde şöyle bir şey yatıyor. Ailenin hani ebeveynlerin hani ilk girişimde bulundukları zaman hani örnek veriyorum eğitimin şu şart hani kitap okumaktan başlamasınlar. Önce bir kendilerini eğitsinler ebeveynler. Hani oradan başlaması lazım. Bu da Aile Bakanlığı tarafından oradan desteklenmesi lazım. Anne ve babanın tabii ki her şey akademik başarı da değil. Yani işte okuyorsunuz üniversite vesaire. Temelden hayat gelmek okulda lazım. Çok önemli. Anne ve babanın çocuklarının yetişmesi çok önemli. İşte öyle olursa zaten küçük gelin gibi konumuna da değil mi? Gerek kalmayacak ve erken işte çocuklarımızı evlendirmeyeceğiz, onları mahvetmeyeceğiz. Bir şey paylaşmak istiyorum bu arada. Ondan konuya reklama gidelim. Konuya değinmişken ben bir dernekle birlikteyim. Haydi Tutelim'i derneğin ismi. Derneğin başkanı Üsküdar Üniversitesi Rektörü sevgili Profesör Doktor Nevzat Tarhan. İşte aynı zamanda onursal başkanımız da Gül Hanım, Gül Mutlu. Sevgili Avni Mutlu'nun valimiz eşi. Beraber kurdukları bir dernek. Buradaki derneğin amacı işte istismara uğramış, dinsel taciz anlamında istismara uğramış, işte aileleri tarafından terk edilmiş, zor durumda, mağdur durumda olan kızlarımızı, kardeşlerimizi, yani 18 yaşından küçük olan kızları, onları tekrar topluma kazandırmak, tekrar hayata kazandırmak, psikolojilerini düzeltmek için kurulan bir dernek. Çalışmalarımız var bu dernekle birlikte. Ben de onlara elimden geldiğince yanımda bulunmaya çalışıyorum. Süper. Desteklerinizi de bekliyorum. Ekran başındaki herkese de. Peki. Derneğe desteklerinizi de bekliyorum. Peki, böyle bir çağrıda da bulunduk sevgili seyircilerimiz. Çok kısa bir reklam arası var. En önemli konuştuğumuz konuda reklama gitmek zorundayız. Duygusal, her zaman söylediğimiz gibi. Maşallah Vizyon Türk olarak reklamlarda bir sıkıntımız yok. Çok şükür. Çok. Allah nazarlardan korusun. Bol bol reklamlar alıyoruz efendim. Kısa bir reklam aramız var. Reklam dönüşü birlikteliğimiz tüm hızıyla ve kaldığımız yerden devam. Evet. Buyurun. Alıver yüzümü bu sular acımaz.
mesajlara bakıyorum. Üsküdar'dan sevgili Mukadder Hanım, programınızı büyük bir keyifle izliyorum Hülya Hanım demiş. Çok teşekkür ediyorum ve tatlı ve güzel ellerinizden öpüyorum. Çok güzel sunuyorsunuz demiş. Çok güzel mesajlar veriyorsunuz demiş. Özellikle reklam öncesindeki konuştuğumuz konuyla ilgili kendisi beni tebrik etmiş ve anneme ve babam için çok güzel şeyler söylemiş. Şu anda annem ve babam beni Artvin'den izliyor. Biz Artvinliyiz memleket olarak. Anneciğim duy, babacığım duy, sevgili Mukadder Hanım bizim izleyicimiz demiş ki anneni ve babanı tebrik ediyorum senin gibi bir evlat yetiştirdiği için. Teşekkür ediyorum Mukadder Hanım. Çok çok sağ olun, eksik olmayın. İşin şakası bir yana. Eğer beğeniyorsanız ve takdir ediyorsanız zaten bizim de amacımız bu. İnanın dünyanın en mutlu insanı oluyoruz. Ve sevgili Nihal Uncular, Hülyacığım güzel kızım şehir dışında da olsam seni seyrediyorum. Eşimle balkonda keyif yaparken ne kadar enerjiksin selamlar demiş. Ben de sizi kocaman kocaman öpüyorum. Afiyet şeker olsun. Eşinize de selamlar. Allah bir yastıkta koca atsın. Sizi bazen böyle Twitter'dan resimlerinizi görüyorum ve gıpta ile bakıyorum. Allah herkese de sizin gibi o güzel aşklardan nasip etsin Nihal teyzeciğim. Ellerinizden öpüyorum. Ayşe Hanım Ankara'dan Arif Selçuk Beyefendi'ye çok selamlar demiş. Küçük Gelin dizisini ben de çok düzenli olarak izliyordum. Gerçekten konusu itibariyle hepimizin dikkatlerini çekti ve konusu çok gündemde olduğu için bu kadar çok sevildi. Acaba Arif Bey bundan sonra hangi filmlerde ya da dizilerde oynayacak? Onu sormuştum ama ilerleyen dakikalarda tekrar soracağım. Çünkü şimdi Arif Bey'in güzel sesinden şiir dinleyeceğiz. Sevgili Ayşe Hanımcığım, Ankara'ya da sevgiler, selamlar gönderelim. Devam edeceğiz mesajlarınıza ama Arif Selçuk şiir diyorum ben. O güzel sesinizden Arif Bey. Şöyle canlı canlı yapalım mı, ne dersiniz? Okuyalım. Hadi bakalım. Anıl'dan da şöyle güzel bir fon müziği alırsak, değil mi Baran? Harika bir çalışma çıkar ortaya. Peki. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meyle diyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüye kastediyorsun? Etme. Çalma bizi bizden. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş. Alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var eden ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmaya kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Ayın da evini yıkmaya kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyle ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bizi cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri şekerle sen zehir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumuzu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun, etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun, etme. İsyan et arkadaşım, söz söylenecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun, etme, etme. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bravo, bir albüm, bir kitap. Var mı ilerleyen? Yok, ben daha doğrusu daha önce hiç şiir okumamıştım. İlk defa böyle sizin programınızda. Ama YouTube'da vardı sizin. YouTube'da var evet, ama amatörce kendi kendime öyle birkaç video arkadaşımın ısrarı üzerine evde kendim seslendirdim. Kendim öyle YouTube'a yayınlamıştım. Ama çok beğenenler oldu, işte şiir okur musunuz diyenler oldu da. Ses tonumuzla alakalı olabilir evet. Arif Bey. Aynen. Çok tok ve düzgün. Biraz öyle, evet. Öyle söylediler. Yani evet. Ses tonum gerçekten de sanatçı arkadaşlar da bilmiyorum. Şiirsel, hani evet. O tarzda. Şiirsel evet, aynen. Yusuf Hayaloğlu'yla İbrahim Sadri tonunda bir ses tonlamasının ortaklığında bir şey çıkıyor. Ama kendi sesim. Hani hiç özenmedim ya da onlar gibi değil, şiir söylemeye yetinmedim şey hiç. Zaten. Kendim doğal içimden geçen bir şeyleri böyle şiir olarak hani
duygusal anlamda okuyorum sadece. Çok güzel olmuş. Vallahi çok keyif alarak teşekkür dinledik ederim. Ve izledik sizi. İlerleyen dakikalarda tabii ki İbrahim Sadri'nin benim çok sevdiğim bir şiiri var. Adım Batsın. Aa. Onu da dinleyeceğiz sizden. İnşallah okumaya tamam. çalışırım. Çok yormuyorum değil mi sizi? Yo yo estağfurullah. Süper. Ne demek, çok memnunum. Tamam, çok sağ olun. Peki. O zaman albümlerle devam edelim. Elimde yepyeni iki albüm varken sevgili seyirciler ard arda. Önce İbrahim Mustafa Kırıldı Kanadım isimli albümden. Sıradaki albüm parçası. Albüm parçası evet. Kırıldı Kanadım. Kırıldı Bu kanadım. Mu geliyor şimdi? Aynen. Hadi bakalım onu dinleyelim. Sonra da sevgili Baran Aksu'nun albümünden devam edeceğiz. Sonra Baran'la gitarla canlı tamam. devam edeceğiz. Adını kalbime... Dağlara yazdım. Ya ben bu Adem Bey'de biraz sıkıntı yaşıyorum. Tamam, onu konuşalım. Hadi bakalım.
böyle. Bir de burada okurken sesinizin rengi birçok sanatçıya benzettim. Mesela rahmetli Müslüm. Müslüm Gürses. Bir de titreyerek okuyan Azer Bülbül, evet. O titreyerek değil de. O... Hayır, titreyerek okumadım. Öyle okuyan bir sanatçı vardı ya orada. Hayır, renk olarak diyorsunuz. Renk olarak tabii ki sizin bir tarzınız var. Hayır. Evet. Ya bu sanatçı, ya bir şey söyleyeceğim. Bunu söylemekte ne var? Hemen böyle bir moda geçiyorsunuz. Yok, şöyle bir şey. Bence çok güzel. Ben açıklamasını yapayım. Siz de bu soruyu sormayın. Harbiden. Neden? Şimdi şöyle bir şey. Tarz olmak, kendini bulmak çok zor bir iş. Hani biliyorsun hani bulduğunu şey yaptığını. Kalkıp hani ondan sonra başkalarıyla anılmak. Ama bir olmuyor. Şey söyleyeceğim. Şimdi başkaları şimdi. Tabii ki onlar bak şimdi şöyle bir şey söylesem. Okey, ama Müslüm Gürses'ten tabii, ve tabii. Koskoca Azer Bülbül'den bahsediyorum. Örnek almak başka bir şeydir. Mutlu. Tabii şeref duyuyorum. Bence. Örnek almak başka bir şey. Örnek alıyoruz tabii ki. Ama şimdi özenti kalkıp yok özenti öyle yani bir şey demedim zaten. Bahsedeyim. Kalkıp işte özeniyorsunuz sesine benziyor falan deseydim ya da taklit ediyorsun deseydim hani tepki göstermen de haklıydın. Evet. Ama burada bence ben sana çok güzel bir şey söyledim ama eğer hoşlanmadıysan geri alıyorum. Hoşlanmamak dedi. Değil hani örnek almak tabii ki örnek alıyoruz. Tamam hepsi. Peki o zaman Baran Aksu'yla devam edelim. Buyurun. Evet. Görmesem daha iyiydi seni orada o gece. Aradan yıllar geçti, silinmedin hafızamdan. Her gece gibi bir geceydi, seni görene kadar birer birer çıktılar yerlerinden hatıralar, hatıralar. Seni görünce insan bin kere mi yanıyor, bir kere sevince ruh bedenden ayrılıyor, çekimine girdim bir kere daha yandım ama canım gördüğüme sevindim. Duygularıma esir oluyorum seni görünce. İnsan bin kere mi yanıyor, bir kere sevince. Ruh bedenden ayrılıyor, çekimine girdim. Bir kere daha yandım ama canım gördüğümü sevindi. Görmesem daha iyiydi seni orada o gece. Aradan yıllar geçti, silinmedim hafızamdan. Her gece gibi bir geceydi, seni görene kadar birer birer çıktılar yerlerinden hatıralar, hatıralar. Seni görünce
İnsan bin kere mi yanıyor, bir kere sevince? Ruh bedenden ayrılıyor, çekimini girdim. Bir kere daha yandım ama canım, gördüğüme sevindim. Duygularıma esir oluyorum seni görünce. İnsan bin kere mi yanıyor, bir kere sevince? Ruh bedenden ayrılıyor, çekimini girdim. Bir kere daha yandım ama canım, gördüğümü sevindim. Teşekkürler. Çok başarılı. Bravo. Çok güzel. Çok beğendim. Ağzına sağlık Barancığım. Şimdi Anıl'la yer değiştirmeni rica edeceğim. Öyle mi? Canlı mı okuyalım bir tane? Bir tane. Çünkü reklam arasında sesini duydum. Yani can tabii ki güzel. Ayrı mesele tamam. Ama canlı okurken hani bazen biz hayal kırıklığı yaşıyoruz ya. Evet. Ya banttan dinliyoruz. Ses güzelmiş ama canlı dinlediğimiz zaman bu ses o ses mi diyoruz? Senin canlı yani tamam. Ses var sende kısacası. Sesin çok teşekkür güzel. Ederim. İnşallah teşekkür albümle ederim. Beraber çok güzel yerlere İnşallah. Gelirsin. Şimdi bir de canlı performans tamam. Rica edelim. Tamam. Anıl'a da teşekkür ederim. Ne zamandır fiyatını açtı. Bak Barancığım koltuğuna sahip çık demiştim sana. Gördün mü ne oldu şimdi? Gözü varmış o zaman. Evet aynen öyle. Peki ne yapalım? Adını dağlara yazdın mı yapalım? Onu mu yapalım? Onun sözleri ezberimde. İstersen potpourri böyle karışık ortaya bir şeyler yapalım. Tamam. Sen nasıl arzu edersin? Tamam. Şarkının sözleri varsa okuyabiliyorum. Bak, galiba orada. Güzel ama o da iyi. Oğlum tamam kış masalı değil mi? Son, kış masalı evet. Son zamanların en Aynen. popüler, son zamanların en popüler ve en güzel şarkısı. Akora gerek yok sadece sözleri. Siz onu bulana kadar ben Arif Bey'e bir şey sormak istiyorum. Tabii. Arif Bey siz de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Mesela şimdi kış masalıyla Adem Gümüşkaya son bir yılda isminden çok söz ettiriyor. Sesi de güzel, okuması da güzel, şarkısı da güzel, çok ciddi anlamda tuttu. Mesela ondan sonra Sibel Can aldı şarkıyı albümüne. Zaten Sibel Can'ın üzerine söylenecek söz yok. İlla. Güzelliğiyle, sesiyle, yorumuyla süper, süper, süper ötesi. Ben beğenerek dinliyorum ama mesela bu kış masalını ben Adem Bey'den dinlemeyi tercih ediyorum. İlk kim okuduysa hep ondan bana güzel geliyor. Sizde de öyle mi? Aynen bende de öyle. Değil mi? İlk, İlk kimden kulağa dinlediyse. Nasıl geldiyse, nasıl benimsediysek. Aynen. Beyin ona alıştıysa artık başkası söylese evet çok duayen bir şarkıcı da olsa dahi. Kesinlikle. Alıştığımız ilk ses bize daha romantik, daha güzel, daha estetik daha geliyor. Daha hoş geliyor, daha Aynen. keyifli geliyor. Doğru. Sizde de öyle mi durum? Değil mi? İlk kim okuduysa. Güzeldir diye bir evet. söz vardı. Aynen, aynen. Peki hazırsak? Hazırım ben. Bakalım. Seni bir gün konuk olarak alacağım, özel olarak. Tamam mı Anılcığım? Peki. Adını dağlara yazdım yârim, bulacağımlara kalsın. Kışın masal dinlemek zor yârim, hem ağladım hem anlattım. Adını dağlara yazdım yârim, bulacağımlara kalsın. Kışın masal dinlemek zor yârim, hem anladım hem anlattım. Gözyaşım kederden miydi yârim, çektiğim kaderden miydi? İçtim hep ona sarıldım yârim, tek dostum kaderler miydi? Özledim gitme deseydim, bırakma etme deseydim. Şimdi ardıma bakmazdım yârim, elini tutabilseydim. Adını dağlara yazdım yârim, bulacağımlara kastım. Kışın masal dinlemek zor yârim, hem ağlatın
kışın masal dinlemek zor yârim, hem ağladım hem anlattım. Gülmen gözler ıslaktı yârim, benim hayalim buslattı. Seni sensiz yaşamak zor yârim, beni de Allah yarattı. Adını dağlara yazdım yârim, bulacağımlara kazdım. Kışın masal dinlemek zor yârim, hem ağladım hem anlattım. Adını dağlara yazdım yârim, bulacağımlara kazdım. Kışın masal dinlemek zor yârim, hem ağladım hem anlattım. Adını dağlara yazdım yârim, bulacağımlara kastım. Kışın masal dinlemek zor yârim, hem ağladım hem anlattım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Devam etmek ister misin yoksa? Edelim. Bir tane daha alalım. Yeri güzel değil mi? Bir tane daha mı? Bir tane daha alalım bence. Tamam. Tek yönüm sendin, izini kaybettim. Bir iz bir yön olmadan düştüm yollara. Bir sağa çarptım, bir sola çarptım. Savruldukça savruldum kollan kollara. Çınladıkça adım, bedeni aldattım. Savruldukça savruldum koldan kollara. Hep sendeydi aklım, bedeni aldattım. Savruldukça savruldum hep çıkmazlara. Bakmadı gitti, dönmedi bile arkasına. Eğdim boynumu çaresizce galip gelen gururuma. Oğlu varmış, kendi hayatına dalmış. En acısı da beni hatırlamamış, unutmuş çoktan. Duyduğum ellere yarmış, yerini yeller almış çoktan. Bense kendini sanmış, yüreğimi yaralar sanmış yoktan. Bir kızı bir oğlu varmış, kendi hayatına dalmış. En acısı da beni hatırlamamış, unutmuş çoktan. Arkasına eğdim boynumu çaresizce galip gelen gururuma. Duyduğum elleri yarmış, yerini yeller almış çoktan. Bense kendini salmış, yüreğimi yaralar sarmış yoktan. Bir kızı bir oğlu varmış, kendi hayatına dalmış. En acısı da beni hatırlamamış, unutmuş çoktan. Duyduğum ellere yanmış, yerini yeller almış çoktan. Bense kendini salmış, yüreğimi yaralar salmış yoktan. Bir kızı bir oğlu varmış, kendi hayatına dalmış. En acısı da beni hatırlamamış, unutmuş çoktan.
Süpersin. Süpersin. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Vallahi çok yakıştı. Anacığım yerine çabuk. Çabuk yerine. Yoksa kapılacak. gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ediyorum Baran. Ben teşekkür ederim. Sesinin rengi çok güzel. Tebrik ediyorum. İnşallah şu an ekran başında olup da hani böyle birçok sahne ve bar sahipleri oluyor ya. Evet. Onlar seni izliyorlardır. Teklifler de gelsin yani. Çünkü böyle eşimi, dostumu, ailemi, arkadaşlarımı alıp gelip böyle keyifle işte içeceğimi içip de yememi yiyerek seni dinlemek, öyle bir fotoğraf geldi gözümün önüne. Keyifle sen dinlenirsin, onu söyleyeyim. Dinlendirici bir rengi var. Evet, aynen. Aynen, beğendim. Tebrik teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Beni siz bu hale getirdiniz. Peki, reklamlar sevgili seyircilerimiz. Reklam dönüşü ne yapıyoruz Anıl? Hadi reklam anonsunu sen ver. Hadi sen ver. Hadi sen beni taklit ederek ver. Dün çok beğenilmiş bak. Hani o repliğim var ya benim, klasik. Ne yapıyorum ben? Hadi. Ne yapıyorum ben? Evet, evet. Reklam arasına giriyoruz. Sayın seyirciler. Evet, rejiye reklam arası demiş. Buyursunlar. Evet değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla ve kaldığı yerden devam ediyor efendim. Pembe çizgi, CA pembe çizgi Facebook'umuza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hülya Yıldız 3Z ile bitiyor. Hülya Yıldız 3Z ile bitiyor. Oraya da tweetlerinizi gönderirseniz yine burada paylaşımlarda bulunabiliriz. Evet, gelen mesajlar, beğeniler o kadar fazla ki. Ankara'dan Ayşe Hanım, İstanbul'dan, Başakşehir'den kimya mühendisi ki her zaman bizi izliyor sağ olsun. Neşe Hanım, hatırladığım kadarıyla Kayseri'den Edip Bey, sevgili Arif Bey'in sesinden o şiiri çok sevmiş. Zaten etmeyi hani hepimiz çok seviyoruz. Dillere destan olan bir şiir olmuş. Güzel de yorumlamıştınız. Dolayısıyla ikinci bir şiir performansı rica ediyoruz. Arif Bey, mümkün müdür acaba? Okuyalım tabii. Okuyalım. Hadi bakalım tamam. O zaman. Sevgili İbrahim Sadri'nin Adım Batsın. Peki. Evet. Yüreğime bir gül çizdim kanlı yaş ile. Yaktın beni, kemana döndüm, dumana döndüm. Nasıl edem, nere gidem dertli baş ile. Bilemedim, teli kırıp kemana döndüm. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana, faydası yok, geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Zaman ola, devran döne, sen de çekesin. Yitiresin umudunu, heder olasın. Aşka düşe, kahrolasın, candan bıkasın. Ömür boyu bir kez olsun gülmeyesin. Sen ki beni rezil ettin yedi cihanda. Yalan oldum, talan oldum senin sayende. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Beni özleyince bir nehir yatağını bulsun. Kor düşsün dağlarına, ceylanlar suya insin. Sesime bakıp da ağlıyorum sanma. Seni özleyince böyle olsun biraz da. Ayrılıversin yaprak dalından. İnsan sevdiğinden ayrılıversin. Kan damarından, can pazarından. Adam baharından ayrılıversin. Dört mevsim erimeyen kar var ya. Yokluğum öyle erimesin. Sen de vicdansız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Adın batsın, adın batsın. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Arif Bey, isim olarak hatırlayamadım kimden gelmişti. Zaten okumuştum da. Bir izleyicimiz hani geleceğe yönelik projeleri var mı? Yeni sezonda hangi diziler var diye sormuştu ama onun öncesinde ben şu sorumla sormak isterim. Bu yaz sezonu içerisinde iki tane yanılmıyorsam sinema filminiz var ya da projeniz var diyelim. Biraz bahseder misiniz? Evet, şimdi biliyorsunuz dizilerimiz sezon finaline girdi. Evet. Sezon finalinde de bizim yapacağımız işler şu olur. Yani bir sinema filmi projesi olur. Hı hı. İki tane bir sinema filmi projem var. Henüz sözleşmesini imzalamadığım ama netleştik yüzeysel olarak. Hı hı. Anlaşmamız oldu. Bir tanesi sosyal içerikli. Lösemiler Vakfı yararına olacak. Lösemi çocukların hayat hikayesini anlatan çok bir güzel hikaye. Sosyal içerikli olduğu için de zaten kabul ettim. Hı hı. Doğu'da çekilecek. Bir tanesi de korku filmi olacak. Korku filmi. Korku filmi, evet. Hmm, süper. Yani bu yazın bu sinema filmi çekilecek ve vizyona girecek ve sizi izleyeceğiz. Aynen, aynen. Harika. Peki yeni sezon için tabii ki şu an bu soruyu sormak belki erken olabilir ama merak ediyor izleyiciler.
Yani, yine dizilerde tabii ki olacaksınız. İnşallah. Ekranlarda olacaksınız. İnşallah. İnşallah. Umut ediyorum. Yani seçiyor musunuz? O mesela nasıl söyleyeyim? Şimdi hani ben sizi anons ederken kötü rollerin usta oyuncusu diye anons ettim. Evet. Kötü rolü oynamak hani zor kolay. Zaten onu konuşmuştuk ama ya keşke şu rol bana gelseydi. Mesela çok mülayim. Şu an aklıma ne geldi? İşte kızını çok seven ve onu sürekli kollayan bir baba rolü. Mesela Faraz'a söylüyorum gibi. Böyle çok istediğiniz bir rol var mı? Gelmesini beklediğiniz. Yani evet. Şöyle bir şey. Aslında dediğim gibi kötü adam karakterini üzerime yapıştı. Yapıştı evet. Ben de artık bu karakterden çıkmak istiyorum. Korku yani. Filmi de kötülükte zirve yapacak. Değil mi? Orada zirve vardı. Aslında oynarım. Yani ya da oynadığım var. O şekilde mesela en son oynadığım küçük yerinde seyircilerimizin de işte size göndermiş olduğu Twitter'larda var. Çok mülayim, çok işte mazlum bir karakteri oynadım, canlandırdım. Ama netice itibariyle hep halk bizi ya da seyirci beni kötü karakteri oynarken gördüğü için o üzerimize yapıştı ve yapımcı ya da kast direktörlerinin aklında hemen böyle bir karakter geldiği zaman Arif Selçuk diyor. Hemen ne oluyor? O karakteri direkt ben yapışıyorum. Neticede evet tamam bundan sonra bu projelerin haricinde başka bir projeler olursa tabii ki bir babayı, bir işte ev ahalisini ya da bir hani iş adamını ya sakalı mesela kestiğim zaman ya da bıyığı kestiğim zaman farklı bir karaktere bürünüyoruz. Evet aynen. O yüzden de oynamayı isterim. Olursa da tabii ki öyle bir karakterde oynarım yani. Peki sitcom için neler söylersiniz? Ya mesela bir sitcom sitcomdan teklif gelse. Düşünseniz hani sizi biz böyle tanımışız. Birden güldüren, eğlendiren, tamamen espri içerikli bir karakter. Ve orada Arif Selçuk. Aslında izleyici de biraz abandone olur gibi sanki geliyor bana ama. Tabii yani çok farklı bir karakterde görür beni hem de. Evet. Absürt komedide oynamadım hiç ama hani 80'ler dizisi var çok komedi tarzında olmasa dahi ya da işte Akasya Durağı evet, o da çok onlarda sevindi. Da oynadım ama çok absürt komedi değildi. Evet. Kendi o tam oyunculuğu ya da komedi oyunculuğunu orada yaşayamadım ya da yapamadım. Hı hı. Çünkü verilen karakter biraz daha hani hem kötü hem iyi bir karakter olduğu için tam onu canlanamam ama olabilir de olmayabilir de yani denemek lazım ne diyeyim. Öyle bir teklif gelirse ama bence olabilir tabii canım. Yani normalde hani doğaçlamada ya da günlük real yaşamımızda tabii ki yani gülen bir insanım, neşeli bir insanım. Hı hı. Onu da yaparım yani yapamam diye bir şey yok. Sitcom'da yalnız şey olur artık. Aha, hem kötü hem komik falan. Tabii hem alttan böyle hem üstten yani. Ama ağzınızda kulaklarınıza varıyor öyle bir görüntü. Aynen. Peki seslendirme noktasında oynadığınız dizilerde kendi sesiniz tabii hepsinde orijinal kendi sesim. Dublaj yok. Hayır kesinlikle. Sesi çok iyi zaten. Evet. Yani şu var. Kurtlar Vadisi biliyorsunuz dublajlı, süfleli çekilen bir dizi. Süfleli, evet. Ben orada ama yine kendi sesimleyim. Ya da öyle işte mi? Küçük Gelin'de yine kendi sesimle. Daha önceki oynamış olduğum dizilerde de ben kendi sesimizi seslendiriyorum. Bu avantaj mıdır bir oyuncu için? Daha mı kolay? Aslına bakarsan zordur. Dublaj yapmak zordur. Her oyuncu dublaj yapamaz. Yani birçok oyuncu vardır bildiğim, tanıdığım. Seslendirmesini başkası yapıyor. Hı hı. Zor bir şeydir ama şu var. Ses tonun eğer karakterine uyuyorsa bence yapılması lazım. Şimdi düşünsenize tabii ki kendi evet, sesine. Evet, evet. Şimdi benim oynamış olduğum bir karakter ağır bir karakter ya da kötü bir karakter. Oradaki reaksiyonu, oradaki işte nefreti ben kendi içimde yaşadığım için kendi sesimle onu daha çok iyi yapabilirim. Kendini oynamış olursun. Kendimi oynuyorum. Hı. Ama başkası seslendirir zaman benim duygumun üzerine duygu katamıyor. Evet, işte o taraf daha zor o zaman. Tabii o, daha, yani, o taraf da aynen, daha zor ama aynen. Kulağa da çirkin geliyor. Yani görüntü ayrı, ses ayrı. Evet. Bakıyorsun ki yani. Çok güzel bir mesela örneğin çok güzel bir fizik ama sese bakıyorsunuz çok abes bir şey. O seyirciye de gıybet oluyor yani. Mesela David, aynen. Yani. Mesela David Beckham çok yakışıklıdır falan böyle. Herkesin bütün işte Amerikan basının herkesin böyle tiye aldığı daha doğrusu böyle komik bulduğu ses tonu vardır. Çok ince bir ses tonu vardır. Evet. Görürsün böyle çok görüntü olmadan. Öyle mi falan. David Beckham'ın öyle mi? Çok ince bir sesi vardır. Oysa ki gerçekten çok yakışıklıdır. Mesela biz yıllarca Türk filmlerini buraya her gelen oyuncuyla aslında aynı konuyu konuşuyoruz ama Cüneyt Arkınlar, Türkan Şoray onların sesleri yani, tabii. Ne kadar karizmatik, ne kadar güzel. Geçenlerde işte bir programda izledim. Bu saydığım isimlerden bir tanesini. Kendi seslerini tabii normal olarak konuşuyordu. Şok oldum. Aa böyle kala kaldım vallahi. Çünkü yani seslendiren farklıydı. Tabii ki, Türk yani. Filmlerinde böyle tok. Nayırlar, nolamazlar falan orada konuşurken son derece böyle ince, tiz bir ses. İnsan şaşırıyor. İşte çok o önemli kötü. O da. Tabii canım çok önemli. Yani kendi aynen. Sesinizle oynamak, kendi sesinizin renk tonuyla canlandırmak daha güzel. Evet. Mesela dublajda şeyden kaynaklanıyor. Seçiciliğin olmadığından kaynaklanıyor bence. Hani alternatif yok.
Şimdi çok güzel. O ses yok mecbur. Tabii mecbur. Dublaja başvuruyor. Evet. Tabii. Evet. Rahmetli Tuncel Kurtiz. Evet. Hem kendi sesiyle. O çok güzel. Duayen zaten. Evet yani. Onun hayat güzel. Öğretileri belgesel de süper. Belgesel anlatısı falan var zaten. Değil mi? O müthiş. Harika. Ses tonu çok önemli. Çok önemli. Ben inanılmaz önem veriyorum ses tonuna. Evet. Erkekte de kadında da gerçekten çok çok önemli. Kişiliği yansıtıyor bir anlamda evet. Aslına bakarsanız yani. Kesinlikle. Sizler şiir dinler misiniz? Sever misiniz? Tabii ki şiir severim. Hiç öyle bir tecrübeniz oldu mu? Okur musunuz? Ya da ne bileyim böyle hani heves, bir istek. Arada yazarım da ben ama şey... Okuma anlamında. Okuma anlamında. Şiir okumakla şarkı gibi... okumak farklı değil mi? Tabii. Farklı ama detaylar var. O detayları iyice öğrendiğin zaman ikisi de aynı oluyor. Birine duygu veriyorsun, birine hissediyor. Yani ikisi de hisle alakalı. İkisinde de şiirde de çok ciddi evet, his orantıları var mı? Şiirde daha çok vurgu çok önemli galiba evet. Değil mi? Bir de aslında şey var, ses tonu çok önemli. Yani şiirde, şairde ses tonu çok önemli. Çünkü yani bir kitle yakalayabilmesi için bir ses tonunun olması gerekiyor. Biz yeni bir projeye girdik zaten şiirle ilgili. Hı, sevgili nasıl? Cemal Erdoğan var. Hı. Oyuncu o da ama işte şiir de okuyor. Çok hı hı. Güzel de şiir okuyor. Yönetmenliğini kendim yaptığım bir işte şiirin sözlerin ona ait, Cemal Erdoğan'a ait. İşte bir proje yaptık. Klibini de çektik onun. Yakında onu da zaten ekranlarda göreceksiniz. Nasip olursa buraya da konuk alırız. İnşallah. Tamam. Güzel şiir okuyor. Şiir çok farklı bir. Yani ben aslında şöyle söyleyeyim. Cemal abiyle, Cemal Erdoğan'la birlikte şiirin içine girdiğimde aslında olayın yani şarkıdan aslında daha farklı olduğunu da gördüm. Hani biz işte müzisyen kulağıyla bakıyoruz. Altyapılar ona göre düzenleniyor. İşte çalımlar falan yapılıyor ama üst yapı yani. Şimdi şu anda yani belli bir yol vardır ama şiirde sürekli duygu değişebiliyordur. Vurgular, tonlamalar. Tabii tabii vurgu, burada... tonlama, noktalama işaretleri bile. Evet. Yani onlar bile çok ama çok önemli. Evet. Mesela siz şimdi bir albüm çıkarıyorsunuz ya. Hı-hı. Türü ne olursa olsun, halk müziği ya da fantezi arabesk, işte pop müziği. Başlangıçta, ortada ya da sonda bazı şarkılarda var. Şiir katıyorsunuz. Hı-hı. O zaman o şarkının aurası birden değişiyor bence. Evet. Yani şarkıya bile yakışıyor şiir. Süper. Olay aranjmanda bitiyor. Yani aranje esnasında ona aranje göre. Aranje esnasında. Evet. Yani şarkı yapılırken orada şiire gerçekten ruh varsa, isteniyorsa... Gerçi en çok İsmail Yeka yapıyor ama. Evet ama çok İsmail Yeka çok fazla yani, yapıyor. O çok okuyor. Çok fazla yapıyor evet. Tabii. Benim arkadaşım var sevgili Erkam Aydar. Buradan ona selamlar yollarım. O da İsmail Yeka. Popstar'dan tanıdığımız Erkam. O sesten. Ha o sesten o pardon. Sesten. O da bizim stüdyoda yapıldığı işi aynı yerde yapıldık. O da bir düet yapmışlardı İsmail Yeka ile birlikte. Yine İsmail Yeka tabii şiiri oraya koymuş falan. Böyle. Tabii ama ona da ben yakıştırıyorum İsmail Yeka'ya. Güzel okuyor. Yani damardan. Tarzında tabii tarzında. Aynen çok yani, güzel. Yani. Ben de beğeniyorum. Değil mi? Kesinlikle. Ya bir kere o duyguyu öyle. Veriyor. Evet. Yani hani şiiri güzel okuyor mu, çirkin okuyor mu? Çünkü o kadar çok duayenler var ki ülkemizde. O göreceğim ayrı mesele. Şimdi İsmail Yeka'yla o duayenlere aynı keyfi ben şahsen koymam. Tabii illa. Ama İsmail Yeka'nın şöyle bir özelliği var. Ben İsmail Yeka'nın şarkılarını dinliyorum arkadaşım. Evet. Çünkü o duyguyu veriyor bana. Evet. Mesela orada hani damardan okuması falan, içten gelerek okuması başka bir şey. Yani ama şöyle bir şey var. Şimdi biz ülke olarak zaten arabesk temelli bir ülkeyiz. Yani biz arabeski çok fazla dinlemiş bir milletiz. Yani bizim kemiklerimize kadar verilmiş arabesk ve İsmail Yeka'nın aslında ne kadar batı sound'unda orijinal yani pardon yani batı sound'unda müzik yapsa da aslında tınısı arabesktir. Arabesk evet, yani. Çok ciddi arabesk var. Yani bizim çok özür dilerim popçu olarak gördüğümüz birçok sanatçımız da aslında arabesk nameler yapıyor. Aynen öyle. Yani bize yediriyorlar sadece. Doğru. Tek farkları ne biliyor musun? Tek farkları görüntü ve sunum şekli. Ama ben mesela biz dikkat ediyoruz stüdyoda arabesk okumuş diyoruz ama işte yani yayınladığı kanal ve işte hani görüntü sunum şeklinden dolayı imaj verilmiş. Hani nedense yani bilmiyorum. Geçmişte öyle bence günümüzde öyle değil biliyor musunuz? Değil artık. Artık sahnelerde bile arabesk evet. Fantazi tercih ediliyor. Evet. Değil mi siz yani ne bilirsiniz? Şöyle söyleyeyim yani. Özür dilerim şimdi şey söyleyeyim mesela Etiler nedir? Halkın gözünde çok bir sosyetik elit insanların takıldığı bir yer olarak ama Etiler'de en çok arabesk ve türkü yapan mekanlar var. Yani, Cengiz aynen, İmrenler öyle. Falan herkes yani. Tabii, insan onları özellikle arabesk fantezi dinlemeye gidiyorlar. Bence son hep zamanlarda trend arabesk fantezi. Evet. Ya benim geçenlerde bir arkadaşımın düğünü olmuştu. Çok böyle hani entelektüel bir kadındır. Hı-hı. İç mimar zaten kendisi. İşte gelinliğinden saçından makyajına varana kadar Arif Bey.
düğünün olduğu yerden reklam vermeyeyim. Karşı tarafta Avrupa yakasında çok güzel bir otelde yaptı. Masasına, çiçeklerine, her şeyi 10 numara 5 yıldız. Çok güzeldi. Hani işte o şarkılar böyle bir yabancı müziklerle, George Michael, Carys Whispers'larla falan açıldı falan. Düğünün sonu neyle bitti biliyor musunuz? Halay ve Ankara'nın bağları. Gerçekten özümüz söylüyorum. Bu zaten, evet, hani. Yani yine özümüze döndük bir İler, şekilde. Doğru. Olay da budur yani. İşte İsmail Yaka'daki hani diyorsunuz aslında oraya geldik. O tını işte geçmişte var yani. Evet. Kulaklara sinmiş o küçük emrahlar falan. Kesinlikle. Peki o zaman bu kadar arabesk fantezi müzik demişken sevgili İbrahim Mustafa'ya mikrofonu veriyoruz ve diyoruz ki albümden bir eser daha sizden rica edelim. Buyurun.
Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık sevgili İbrahim Mustafa. Hemen bakıyorum, gülemedim. Söz müzik size ait. Aynen. Bunu nasıl duygularla yazdınız siz? Hiç mi gülmediniz? Şey, spontane gelişti yazdım. Birden ilham geldi, hemen kaleme döktünüz. Aynen. O ilham geldi mi geliyor değil mi? Kaçtı mı o an kayıt cihazı, kalem, kağıt olmadı mı bir daha gelmiyor. Ya aslında öyle de yazılıyor. Hani konuyla alakalı. Hani bir şey dinliyorsun ya da birilerini görüyorsun. İlla kendine her şeyi kendime yaz. Ben perişan olurdum yani hepsini. Yüzlerce şeyi perişan olursun. Hani şey yapıyorsun. Görüyorsun, arkadaşını görüyorsun. Ya da dostunu görüyorsun. Hı, onlardan da feyiz alıyorsun. Tabii. Hani onların hikayelerini dinliyorsun. Hiç olmadık yerde hani kendi kendine kurgu olarak yerleşiyor. Bu da başka bir yetenek ama. Söz evet, yazmak, o tabii, sözü bestelemek ve onu yorumlamak. Aynen. Güzel, çok güzel. Allah o yeteneği de vermiş yani size. Peki, bu Deniz Gözlüğü'nü okumadık değil mi? Deniz Gözlüğü'nü okumadık. Onu içeriye vermiş miydik? Vermedim, onu içeriye vermedik mi? He, onu da merak ettim. Ben böyle kitap alırken de, Arif Bey çok enteresan, isimlere çok takılır. Mesela kitabın ismi eğer hoşuma giderse o kitabı alırım. Ve hiç de yanılmam. Sadece isme bakarak ve kitabın resmine bakarak, o ön kapak resmi elbisesi vardır ya. Ve gerçekten güzel çıkar. Şimdi mesela ben burada Deniz Gözlüğü'nü çok merak ettim. Geçenlerde bir sanatçımız gelmişti. Fantazi Arabesk'ti galiba albümde. Orada bir tane Karadeniz şarkısı almış. Şöyle bir şarkılara baktım. Efuli miydi şarkının evet, ismi? Öyle bir şeydi yani. Karadeniz, belli ki o şarkı Karadeniz esintilerinin olduğu evet, şarkıydı. Onu rica ettim, bayıldım. Ve çok da istek alıyormuş. Dolayısıyla bu Deniz Gözlüğü'mü rica edelim rejiden. Tamam. Eğer vaktimiz kalırsa zaman bakalım. Slow mu hareketli mi? Şarkı güzel. Slow. Şarkı. Öyle slow mi? Güzel. Hayır. Süper. Peki sevgili Barancığım, senle devam edelim mi? Tamam. Ne okuyalım senin albümden? Hareketli bir eser mi okuyacağız? Bilmiyorum, sıralamayı unuttum galiba. Sıralamayı unuttum. Tamam o zaman, sıradaki tamam, şarkı diyelim. Klasik tamam, en kurtarıcı cümle. Sıradaki şarkı herkes için gelsin. Sevip de kavuşamayanlar için. Peki Arzu'ya gelsin. Program nasıl sanırım? Tamam, Arzu Hanım size gelsin. Tamam Arzucuğum, bu şarkı senin için. Tamam. Ekranın canım, başındaki herkese gelsin. Ne demek, rica ederim. Büyük aşkımızı sildin bir kalemle.
benden gittin yıllar önce sessizce. Büyük aşkımızı sildin bir kalemle. Ben hep canımı yaktım ama sen kendini kandırdın. Sevgimizi yabana attın, bak şimdi yalnız kaldım. Söz müzik Serdar Sevinç. Evet, Serdar Sevinç. Ona da buradan kuvvetli ve güçlü alkışlar yolluyoruz. Çünkü çok güzel bir şarkı. Çok evet, beğeniyorum bu şarkıyı. Kesin. Serdar Sevinç sosyal medyada çok tanınan bir isimdir. Gitar Serdar derler ona. Öyle mi? Yani yeni bir albüm çıkacak onun da. Ona da buradan selamlarımı yolluyorum. Onu da alalım hemen programımıza. Evet, inşallah. Değil mi? Peki. Olay budur diyorum ama. Sözler çok güzel. Hani hadi güle güle evet, sana falan. Ben hep böyle aşktan meşkten konu açılınca sevgili Arif Bey, hani çok böyle diretenler, çok işte üzerine gidenler, ısrar edenler, tutkuca bağlı olanlar var ya, onlara evet, sebep, tabii ki herkes kendi hayatını yaşıyor ayrı mesele ama yani bitti mi bitecek. İlla değil mi? Yeri, konumu, işte neyse o herkes haddini bilecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum i̇şte ama hatıralar falan olmasa. Onlar da geçmişte kalır ama yani. Yani uzatmanın. Biten şeyin dediğiniz gibi hem uzatmanın bir alemi yok hem de tekrar yaşatmanın beyninde, zihninde gereği aynen, yok. İnsan kendine yapıyor tabii çünkü. Illa. Yani o yüzden geçmiş mazi hiç kesinlikle. Kesinlikle. Geçmiş geçmişte kalıyor. Önümüze bakmamız lazım. Geleceğe bakmamız lazım. Dönerse senindir. Dönmezse. Zaten hiç senin olmamıştır. Aynen öyle. Peki reklam aramız var ya. Ne çabuk zaman geçiyor. Evet gerçekten de çok hızlı. Son reklam arası değil mi Anıl'cığım? Vallahi çok hızlı geçti. 3,5 saat. Öyle böyle bir zaman da değil. Sizlerden kaynaklı bir keyifli sohbet. Estağfurullah. Sizin yüzünüzden. Biraz işte ben de alakalı. İşin başı siz olduğunuz için. Bize hiç yabancılık hissettirmediniz. İşte bunu duymak istiyorum. Estağfurullah. Çok evet, teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Peki çok kısa bir reklam arası sevgili seyircilerimiz. Kısa bir reklam arasının hemen sonrasında son bölümle tekrar karşınızda olacağız. Buyursunlar. Buyursunlar. Sana yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdi sil yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafım kırılır, darılır geceler. Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen? Kaderine boyun eğip ne küstün mü sen? Yüreğine cayır cayır kor çile çıkıp göz göre göre korku sallayıp boğazına gömülüp sustun mu hiç? Yeah.
hocam. Sağ olasın. Kenan Doğulu'ydu değil mi? Evet. Evet, o dönemlerde çok sevilen bir şarkıydı. Hala da o güzelliği kaybetmedi aslında. Kaybetmedi. Aynen. Bence de güzel. Klasikler arasına giren şarkılardan bir tanesi. Sen de bu repertuarı maşallah bayağı özenle seçiyorsun. Aynen. Nergis de çok beğeniyor biliyorsun repertuarını. Tweetleşiyoruz. Evet evet, aynen öyle. Aynen. Teşekkürler canım tekrar. Yalnız, tekrar. Ben şarkıya eşlik ederken bir bakış attım. Devam et mi demek istedin yoksa sen sus mu demek istedin? Sen sus, ben o görüyorum. Estağfurullah. Şaka yapıyorum. Peki Arif Bey, klasik size hep bu sorular gelir muhakkak ama sizin de böyle set arkaları çok eğlencelidir. Bazen bazı dizilerde yönetmen mi yapımcı mı seni bilmiyorum, o kimin fikri ama hani o rol captionlar akarken şey oluyor, kamera görüntülerinden doğru, böyle parça parça mesela onu izleyici çok sever. Ben çok seviyorum. Evet. Hani gülmeler, yanlış yapılmalar, tekrar tekrar, aynen öyle, set arkası. Sizin unutamadığınız anınız böyle çok hani... Ya şunu çok net hatırlıyorum, çok etkilendim dediğiniz ya da ne bileyim bir kaza mesela başınıza geldi mi sette? Yani kaza gelmedi ama şöyle bir şey oldu. Küçük Elin'in dizisini çekerken bir sahnemiz vardı. Şimdi benim karakterim de hani dağda yaşayan ve kendi işte bilgisini kendi halinde kafasında düşüncelerini sıfırladığı için o zamanki zaman zarfı içerisinde kendi doğruları aklında hep, yani onlarla ilgili düşüncelere sahip bir insan. Neticede eve geliyorum ben işte. Hı. Konağa yerleşiyorum. Kelime vardı bir tane, bir sözcük. Tekerleme. Aynısı, tekerlemeyle ilgili bir şey. Ben onu söylerken çok tekrar ettim. Hoca ya da setteki arkadaşlarım hepsi güldü. Hoca arkadan tekrar ediyordu lafı. Ben söylerken benim kendi söyleme tarzımla söylüyordum. Defalarca onu tekrar ettim. Gülmekten... Herkes yıkıldı yani. O tekerleme aklınızda mı? Yok hal aklımda değildir. O kadar. Çok fena bir şeydi. Onu söyleyemedim. Söyleyemedim. Amin diyorsunuz. Peki. Tek öyle bir şey olmadı. Başka bir klip çekiminde öyle bir şey sizin olmadı. Evet, klip çekimleri, o klip arası da değil mi? Evet. Ya da arkası da çok komik ve eğlenceli olabiliyor. Ya bir kere şimdi şeyde, şimdi böyle romantik çocuğu falan oynuyoruz işte. Gördüğüme sevindim klibinde. Hı hı. İşte deniz, yani göl kenarında, deniz demeyeyim de büyük çekmece çektik. Hı hı. Göl kenarında yürüyorum. İşte yönetmen bana dedi ki işte yürüyeceksin. Hı hı. Şu noktaya geldiğinde taş alacaksın böyle, suya atacaksın. Hani sıkılıyorsun, canın sıkılıyor falan. Ondan sonra ben yürüdüm yürüdüm. Demek ki o noktaya geçmişim biraz. Yönetmen dedi ki, bağırıyor şimdi ona, suya taş at diye. Eğildim, yerde taş yok. Herkes gülmeye, taş yok abi dedim. Sonra hemen taş getirdiler oraya falan. Baş sana aldık. Öyle küçük küçük anılar. Sizde? Şimdi 20 sefer sekron alıyoruz. Evet. Okuyorsun okuyorsun. Evet. Bazen böyle duruyorum, hani şarkı arkada çalıyor. Ne yapıyorum diyorum. Aynı şeyi tekrar yap yap, hani şey yap, sıkılıyoruz. O mesela İbrahim Mustafa'nın Kırıldı Kanadım isim albümünden. Şu an tesadüf eseri Gülemedim eserini. Stüdyoda kaç kez okudunuz? Stüdyoda hani bir pilot okuyor. Şimdi albüm çıkıyor ya, albüm aşamasında stüdyoya giriyorsunuz, şarkılar okunuyor değil mi? Bir şarkı en fazla kaç kez okunuyor? Şimdi şöyle bir şey, eğer o gün günündeysen, yani sesin rahat çıkıyorsa giriyorsun. Duygusuna verebildiğin yere. Herkes aynı şeyi söylüyor, biliyor musun? Yani tatmin olana kadar. Baktık ki olmuyor, ki Allah'a çok şükür öyle bir şey yaşamadım. Hani olmadığı zaman da parça parça alıyoruz. O şekilde tamamlanıyor. Bazı şarkılar evet, mesela ruh halin iyidir, iyidir. O şarkıya adapte olmuşsundur, bir girersin biter. Biter, doğru. Aynen. Bir kez değil mi? Bir kez okursun ve çok güzel okumuşsun. Bir kezdir mesela bazı yerlerde işte... O zaman modunla alakalı değil mi? Tabii tabii. Hani bugün modumdayım diyoruz ya, onunla alakalı tabii bir şey. Ama şey de vardı şimdi, mesela aranje esnasında yani ufak dil sürçmeleri olabiliyor. İşte ya da sürtene olabiliyorsun yanlış duyumdan kaynaklanan. Hafif şeyler olsa ama tekrar alınıyor. Tekrar baştan alınıyor ama önemli olan aslında şarkının ruhunu verebilmek, o nameyi yakalamak. Onu yakaladıktan sonra geçmiş olsun zaten. Ondan sonra gerisi çorap evet, söküyor gibi evet, geliyor. Peki boş zamanlarınızda ne yaparsınız? Arif Bey'den başlayalım. Dizi yok, set yok, hiçbir şekilde iş yok. Mesela sinemaya gider misiniz Arif Bey? Ya da özel hobileriniz var mıdır? Yani sinema kültürü bizde zaten olması gereken bir şeydir. Mesleğimizin vermiş olduğu gereksinimle ilgili.
sinemayı takip etmek zorundayız. Hem oyunculuk için hem işte hikaye ya da konusu ya da işte yönetmeni açısından seyrediyoruz, gidiyoruz. Nasıl buluyorsunuz son zamanlardaki sinemada, vizyondaki filmleri? İyi, yani şu anda sinemamız gerçekten de iyi ilerliyor. Hı-hı. Ki biliyorsunuz Cannes Film Festivali'nde ödül aldık. Hocamıza buradan başarılar diliyorum. Ve şu anki hem oyunculuk kalitemiz hem de çekilen filmler anlamında çok iyi yerdeyiz. Çok iyi metreler kat ettik diyebilirim. Ama şu var, gidecek film diye beklediğimiz filmlerde bazen de gitmeyebiliyor yani. Çok iyi oyuncular olabiliyor, konusu çok iyi olabiliyor ama seyirci benimsemiyor. Ama benimsenmiyor, doğru. O da olabiliyor yani. Aynı bizim orantılı yani. Albümde hiç tutmaz dediğin ya da işte kafanda başka bir şarkı vardır. O şarkıyı oynarsın, başka bir şarkı patlar yani. Hani ben bir şey söyledim ya, özür dilerim. Eyvallah. Hani halkın ne istediğini de kestirmek zor yani. Gerçekten. Zor tabii ki, illa ki. Zaten onu bildin mi zaten sen tavan yapmışsın. Sinemaya da ayrıca gidemiyoruz. Yani gidemiyorum derken şöyle, zaten biz hani oyuncu olduğumuz için davetler, galalar oluyor. İlk zaten sinema filmi vizyona girmeden biz galasına gidiyoruz. Galasında doğru, izliyoruz. Hem oyuncu arkadaşlarımızla birlikte galasında bulunuyoruz. Hem filmi izliyoruz, hem yorum getiriyoruz. O şekilde boş zamanlarımda da artı işte oyuncu arkadaşlarımla buluşurum. Kitap okurum evde. Güzel. Daha çok evde misinizdir? Yani evcil misiniz? Yani çok mutlu evdeyimdir. En çok beğendiğiniz sinemacı? Yani aktör, aktris. Aynen. Ya Türk sinemasından... Türk sinemasında tabii ki. Yabancıyı sormuyorum. Türk sinemasından yani Kadir İnanır'ı çok ben beğenirim. Çok iyidir karakteri. Ama o eskilerden. Eskilerden tabii. Mesela bu Kıvanç Tatlıtuğ'da. Şu anda bütün oyuncu arkadaşlarım iyi. Yani hepsi evet kendi kategorisinde Nurgül iyi. Nurgül Yeşilçaylar vesaire. İyi onları tabii canım. Çok onlar, beğeniyorum ben. Onlar da çok iyi. Yani Kıvanç zaten iyi bir oyuncu. Çok iyi. Buraya kadar hani çok iyi kat etti, geldi. Evet. Çalışıyor, çok çalışıyor. Kıvanç olsun, Kenan olsun onlar çok çok iyi zaten. Hepsi iyi. Yani hiçbiri Beren birbirinden... Saat'ı beğenir misiniz? Kim? Beren Saat. Beren Saat de iyidir. Ama hani bazı dizisi tutuyor, bazı dizisi tutmuyor. Belli olmuyor. Aşk Memnu'da çok iyiydi. Evet. Diğer dizide iyi değildi. Yani seyircinin yakalaması önemli. Oradaki pozitifliği anlaması önemli. Bazılarında tutamıyor. Çok iyi bir oyuncu. Bir dizide bir bakıyorsun ki çok iyi trend yapıyor. Başka bir diziye geçtiği zaman hiç tutmadığı da olabiliyor yani. Bu hep seyirciyle alakalı. Aynen ya. Yani. Değil mi? Türk sineması son 10 yılda çok güzel şeyler yaptı. Son 10 yılda. Yani. Evet, son zamanlarda evet, doğru. Son güzel güzel imzalar güzel atıldı. Yani. Doğru. Aynen öyle. Sizler izler misiniz? Gider misiniz? Mesela gerçi artık albümler hani çok fazla satmıyor ama en son kimin albümünü aldınız? Evde mesela arabanızdayken kimi dinlersiniz? Yani Baran. Evet, senden başlayalım. Soldan. Sünnettir falan. Ben tiyatroya giderim. Mesela tiyatro grubumuz var zaten Bakırköy'de. İsim vereyim mi? Hadi vereyim. Vermeyin. Yok şey değil, reklama girmez zaten. Reklama girer. Tamam, o zaman söylüyorum. Tiyatro oyununun ismi mi? Yok, tiyatro... Merkezin ismi. Merkezin yok, ismi. O tamam. Direkt reklam tabii. Zaten. Ama oyun ismi tabii ki verebiliriz. İşte sevgili Yavuz Özata var, o da oyuncu. Onun öğrencileri var, birlikte yaptıkları tiyatro. Daha çok doğaçlama, çok seviyorum. Onlarla sevmeye başladım galiba. Tiyatroya sık sık giderim. Güzel, bu rahatlığın herhalde onunla alakalı. Biraz özgüven veriyor tabii tiyatro, evet, çok önemli. Bir özgüven var, bir rahatlık var. Ama olmak da gerekiyor. Gerek artık. Tabii, yani, sınırında ama. Evet. Sınırı bir tık gitti mi geçmiş olasın. Yani bizim işimizde zaman... özgüven çok önemli ama yani. Çok önemli. Bizde de öyle yani, oyunculukta da aynı. Tabii. Kendine önce güveneceksin ki yapabilirsin, başarabilirsin yani. Kendine aynen. Güvenin yoksa kamera karşısında rahat olmadıktan sonra o duyguyu o zaten seyirci alamaz. Tabii tabii, kesinlikle. Yapmacık gelir yani. Doğru. Yani aslında her şeyin doğalı çok iyidir. Yani hani kendi sektörümüzden örnek verelim bildiğimiz için biraz daha. Çocuk mesela gitarla çalıyor doğal bir şekilde. Atıyor internete, patlıyor. Evet. Ama bazı aynı şarkıyı yapıyorsun stüdyoda. Aranjeler yapıyorsun, bilmem ne, vokaller falan tutmuyor. İşte biraz yani, da kadar kısmet olayı. Evet, yani doğallık aslında işin içi. Akustik diye bir olay çıktı şimdi artık. Herkes evet. Akustik versiyon yani böyle daha soft gitarlar. Daha soft. Daha evet. Soft. Yani işte insan ne kadar akustik olursa, ne kadar doğal olursa o kadar da iyi. Başarılı ve seviliyor diyorsunuz. Ya onun dışında spor yaparım. Koşuyorum. Güzel. Ondan sonra bizim zaten çoğu zamanımız stüdyoda geçiyor yani müzik ortamında. Hani sahne şey, çalışmaları zaten. Tabii tabii. Şimdi festival zamanı değil mi? Konserler evet, zamanında. Evet. Bir de şeyden repertuar güncelliyorum sürekli. Yani işte piyasadan bir haber olmamak lazım. Yani
insanların ne hissettiğini, neleri takip ettiğini bilmek lazım. Tabii, örnek veriyorum mesela önemli. Kış Masalı şarkısı. Hı hı. Benim %100 bilmem gereken bir şarkı. Çünkü hı. sahnede isteniyor. Tarzım olmasa bile tabii. biraz yakınsa söyleyebiliyorsam okumam gerekiyor. Repertuara da önem veriyorum. Hı hı. Öyle vakit akıyor. Güzel, ne güzel. İbrahim Bey de durum nedir? Ben doğaçlama yaşıyorum. Canım ne isterse onu yapıyorum. Aynen öyle. Yani hiçbir zaman istemediğim hiçbir şeyi kimse de yaptıramaz zaten. Rahatım. Hı. Bir de şimdi bu aralar yeni bir müzik şirketi yapım işine de girdik. Öyle mi? Bol bol zamanım kardeşim Kadir'le geçiyor zaten. Süper, harika. Yapımcımız Kadir. Yapımcı mısınız? Evet. Hı, peki. Bu şekilde bu devam şekilde, ediyor diyorsunuz. Evet. Zaten albüm çalışması, sahne, televizyon programları. Aynen. Hayat arada geçiyor. Bir fırsat bulduk mu gidiyoruz sinemaya. Takılıyoruz yani. Peki. Evet, programlı yaşamak, planlı yaşamak. Aslında ben de kendim mesela böyle değerlendirdiğim zaman... Programlı planlı yaşamasını severim ama hep hani bir laf vardır ya, insanlar yeryüzünde plan program yapar, Allah yukarıdan onlara bakıp güler diye. Sen ne kadar çok programını yaparsan yap, neyse o oluyor. O yüzden doğaçlama yaşıyorum dedim ya. O yüzden doğaçlama yaşamakta evet. fayda var. Size bu yerde katılıyorum sevgili İbrahim Bey. Ama şimdi şey durumu var şimdi, mesela kaderle ilgili bir yanlış anlaşılma vardır. Şimdi hani derler ya insan kaderini yaşar. İnsan kaderini yaşar. Ama yani kendi yaptıklarını yaşar aslında. Şimdi Allah belki bazı şeyleri nasip eder, bazı yolları sana çizer ama onun nasıl diyeyim sana, takdir hakkını bir nevi kuluna bırakır. Şöyle söyleyeyim. Bence şimdi, tedbir kuldan, takdir Allah'tan. Tabii illaki. Tevekkül kullandır, takdir Allah'tandır. Şöyle söyleyeyim ben. Kader aslında Allah'ın sizin daha önce neler yapacağınızı bilmesidir. Yani size zorla bunu yaptırmak değildir. Yani o zaman zaten özgür, insan dünyada özgür olmaz. Yani insanlar Allah'ın yarattığı, ona verdikleriyle yaşarlar. Bazı yani şimdi bazı durumlarda değişebiliyor tabii. Bazı durumlarda Allah isterse koluna onu yaptırmaz. Ama genel anlamda insan kendi istediğini, kendi şeyini yaşar yani. Kendi kaderini kendine inanmak. Yapar diyorsun. Evet. Asla katılmıyorum. Öyle. Öyle değil yani. Mi? Yani ben öyle olduğuna inanıyorum. Ben kaderin şu olduğuna inanıyorum. Yani Allah sizin ne yapacağınızı biliyor. Biz ona kader diyoruz. Ama insan kendi kaderini kendi çizer. Birinin. Ama şu da var. Eğer ki Allah yani. İstemeseydi senin bu yolda olmanı yapamazdın. Aynen. Hayır, o ayrı mı? Her şey bir kere vesile. Bak bir şey söyle, her şey bir şey kader. Söyleyeyim. Ben tabii sözümü bitireyim, şunu demek istiyorum. Sen o çok hani ümitsizlik döneminde tam geri vitese takmak üzereyken Osman Bey elinden tuttu diyorsun. O nedir sence? Bak, o kaderdir. O kader değildir işte. Bence kader. O Allah'ın size lütfettiği şeylerdir. Kader. Nimet. Aynı şey. Nimet vardır. Şey, her şey kader. Kaderin farklı bir kavramı vardır aslında. Birçok kişi bilmez bunu. Yani kader demek Allah size bunu zorla yaptırıyor, şunu yaptırıyor, İyi bu günahı, zaten, bu insanı hayır. zorla öldürtüyor demek değildir. Birini gidip öldürmenizi Allah ister mi? Hayır tabii ki. O da kaderdir. Mesela o işte ona kaderdir. Mesela kendi yaptığın bir şeydir bu. Bu kaderdir. Ama bunun bilinmesi Allah tarafından yani bu Allah tarafından biliniyordur. Bu kaderdir. Ama bazı şeyleri Allah kulunu sever. Onun hayrı için bir yol çizer. Kaderini yani yapacağı yolu önüne o koyar. Bazen de şer verir. Kuzen. Tabii yani. Aslında şer hayır Allah'tan. Tabii yani, yani her şey Allah'tan. Yolu o belirler ama şey. Aslında başrol insan kendisidir. Yani yoksa o zaman cennette cehennemde olmazdı. Vallahi biraz bıçak sırtı bir konu. Tabii herkesin fikri kendine yani, ama illa ben mesela şimdi bir arabaya biniyorum. Eğer göz göre göre 240-260 basarsam basılmaması gereken bir yerde ve aynen. kaza yapıp ölürsem. İşte biz buna kader demeyiz. İşte ama bir saniye bir şey yani söyleyeceğim. Burada tedbir yok. Tedbir Allah hiçbir şey yok. Bile bile gidiyorsun. Ama ben tedbirimi aldıktan sonra o yolda gayet normal hız sırrında gidip yine kaza yapıp ölürsem işte bunun ismi kader oluyor bana göre. İşte hani yani genel kavram o değil mi? Bunun üzerine çok şey yaptık, tartıştık. Mesela biz şey sanıyoruz. Diyoruz ki kader sanıyoruz ki işte adamı öldürdüm kaderimde bu varmış falan. Yani kader demek Allah'ın size yaptırdığı şey. Şeyler demek yok, değildir. Yok aynen öyle. Sizin yapacağınız... Herhalde. Bunu iyice araştırın bence. Yani sizin yapacağınız şeylerin Allah tarafından bilinmesi demektir. Yani Allah size ama bazı şeyler vardır tamam mı? Bazı evet. şeyler vardır. Allah size onu nasip eder, lütfeder. Yani der ki ben kuluma bu yolu sunuyorum. O zaman kaderinde bu da varmış derler. Yani yapacağı şeyler arasında bu da varmış. Yani o yapacağı şeyleri Allah nasip eder. Ama Allah kimseyi zaten tutup insanı öldür ya da şunu yap günah işte demez. O zaman zaten kitapların cennetin bir anlamı kalmaz. Allah bize beyin vermiş, yani bizi yaratmış ama beynimizin içerisinde aklı biz. Yani biz koyarak biz kendimiz yönlendiriyoruz. Ama kader diye de bir gerçek var.
onun da ne ötesine gidiliyor ne berisine gidiliyor bence. Ben mesela bir insanın hani mesela atıyorum çok başarılı bir sunucu şu anda Türk televizyonlarında çıkıyor. Her gün programlar yapıyor. Dünyada parasını kazanıyor. Bir yandan baktığın zaman madalyonun öbür yüzü yine çok başarılı bir kadın ya da erkek hiç fark etmez. Ama o da daha küçük kanallarda daha mütevazı şartlarda çalışıyor. Kader kısmet değil midir bu? Bu kısmettir ama benim bak tekrar anlatayım. Kader demek yani Allah'ın bir şeyi size yani bunu illa yapacaksın veya şey yapacaksın değildir. Ama kader, tabii kalkıp da Allah korusun adamı öldürüp de aa kaderinde yani, bu varmış. Ki, bu başka bir şey, şey ama bak. Işte, bu o kader değildir. Bu mesela bu sefer kaçmak bu sefer yapmış bu sefer şeye suçu giriyor ama şöyle düşünelim. Bu sefer şeye giriyor. Bunu Allah yaptırdı oluyor. Kader evet. Dersek. Bence o tamamen yani cahillik. Şudur. Ne alaka? Mesela doğum ve ölüm arasındaki bu yola biz kader diyoruz. Yapacağımız şeyler. Bunun Allah tarafından bilinmesine kader ölüm diyoruz. Kader, doğum kader, evlilik kader. Tabii canım. Tabii işte bunlar işte Allah tarafından bilinen şeylerdir yani. Allah Rahman Rahim hepsini biliyor zaten. Ha. Biz kendimizi görmemiz için zaten yaratıldık. Ki herkes kendisini bilsin diye aslında. Evet. Mantık bu. Yani bu. Herkes kendisini görüyor zaten. Evet. Yani aslında tamam Allah nasip ederse bir şey oluyor ama kararlar bizden. Yani bizim mesela biz bir şey çok istersek değil mi? Bir şey çok ister. Allah diyor ya işte dua edin, duanızı kabul edeyim diyor. Bir şey çok istersek biz çok istediğimiz için tamam mı? Allah da işte kuluna dua etmeyi nasip etmiş mesela. Tamam. Bunlar ortaya. Bir şey çok istersek Allah da nasip ederse tamam bu bize nakşediliyor. İşte yapıyoruz onu. Bize nasip oluyor. Hallediyoruz onu. İşte nasip i̇şte, ederse. Nasip ederse ama etmezse nasip etmez. Bir adım öteye bu kısmetinde yoksa hiçbir şey gelmez ayağına. Evet, yani tabii. Her tabii yaşayacağın, yani. Yaşadığın her şey aslında çizdiğin yol. Yani senin kaderindir yani çizdiğin yol. Ama bunun Allah tarafından bilinmesidir yani kader. Nasıl anlatsam? Yani insanlar şunu sanıyor. Farkı anlatırsam insanlar şunu sanıyorlar. Yani benim yaptığım her şeyi Allah takdiriyle. Amenna zaten insan nefes alırken bile Allah'ın takdiriyle oluyor ama her şeyi Allah yaptırıyor değildir yani kader. Yani yaptığınız şeylerin Allah tarafından bilinmesidir kader. Yani aslında çok hani kendi böyle yakın kavramlarda insanlar. Konuşuyoruz. Yine bence geldiğimiz nokta aynı. Hani Hazreti Mevlana'nın bir lafı var. Kısmetse eğer el getirir, gel getirir, sel getirir diyor. Kısmet değilse el götürür, gel götürür, sel götürür. Onların evet. Hepsi aracı. İşte yani tek bir makam var, tek bir bu kanunları düzenleyen yaradan tek var. Bir evet yer var. Hani o hani şimdi Allah'la ilgili konuşurken de pek kavram veremiyoruz ya. Yani. Yukarıdaki şey. Var ve o ne derse o olur. Yani değil mi? Burada ortak payda buluşuyoruz. O zaman yani. Tamam. Peki. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik sevgili seyircilerimiz. Arif Bey çok ama çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Mikrofon sizin. Belki sevenlerinize mesajlarınız olabilir. Mesaj verebilirsiniz. Bir şey ne bileyim, ekleyecek bilgi verebilirsiniz. Yok yani bütün sevenlerime teşekkür ederim. İzleyicilerinize çok teşekkür ederim. Bizi izledikleri için, onur ettikleri için, biz mesaj attıkları için. Geldiğiniz için. Ben size çok teşekkür ederim böyle bir programa bizi konuk ettiğiniz için, misafir ettiğiniz için. Ne demek her zaman. Bunu saymıyorum bir daha bekliyorum. İnşallah tekrar. Başka bir proje için konuşmaya geliriz inşallah. Süper söz mü? Söz inşallah. Tamam kısmet peki olursa. İnşallah. Ve sevgili İbrahim Bey çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Için. Buradan özellikle anneme babama çok selam gönderiyorum. Beni sevenlere herkese selam sevgiler selamlar. Ellerinden öpüyoruz annenizin babanızın. Vizyon Türk ailesine de buradan teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel programdı. Teşekkür Elektriği ediyorum. De çok güzel. Sağ olun. Eksik olmayın. Bir daha geleceksiniz tabii, tabii ki. Tabii tabii. Peki çok teşekkürler tekrar katıldığınız için. Evet. Barancığım sana da çok teşekkür ediyorum. Baran Aksu albümünde inşallah başarılar diliyorum. Evet. Allah nasip etmişse zaten o başarı gelecektir canım benim. Evet. Tamam mı? Ama biz istiyorsak nasip eder. Ben ama istemiyorsam buradan çıkmam mesela. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Yani demek istediğim çok ince bir kavramdır yani. Zorla çıkarırlar. Bence bu konuyu bir daha zorla çıkarırlar yine çıkarsın ama. Bence programdan bu konuyu sonra sen yine bir daha konuşalım. Ben yine anlatayım. Bence sen bir en daha son düşün peki. Anneme babama buradan ben ellerinden öperim. Ben de ellerinden öpüyorum. İzliyorlar mı bizi Arif Bey? Yani ben haber verdim ama belki izliyorlardı bilmiyorum. İzliyorlarsa yanaklarınızdan evet. Ellerinizden öpüyoruz efendim. Buradan aileme ben de anneme babama. Peki. Birini unuttum buradan. Özellikle Muzaffer abime çok çok selam ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Peki Muzaffer Bey bizden de selamlar. Sevgiler gelsin. Anılcığım senin selamın var mı? Peki. Olmaz buradan, mı? Anneme selam söylüyorum. İlk ablayla evde izliyorlarmış. Apartmanı izliyormuş. Öyle mi? Daha yeni mesaj attı.
Bir de tabii ki Naci abiye selam yolluyorum. Naci Aa, abi. Naci Bey eşi bizi izliyormuş sevgili Saray Nur'um, canım arkadaşım benim. Evet, pazartesi, cuma günü, yarın cuma değil mi? Evet. Cuma günü başlangıçta yapalım bu selamımızı. Özellikle Naci Bey'e ve sevgili Saray Nur'a. Onlarsız asla olmaz. Bu arada kuaförümüz sevgili Nurten Filiz'imiz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Beni böyle güzel güzel hazırladıkları için, sizlerin karşısına çıkardığı için. Tatlı yanaklarını öpüyorum hayatım. Nurten Hanım şu anda salonunda bizi izliyormuş müşterileriyle beraber. Bütün müşterilerinizi de sevgilerimi ve saygılarımla selamlıyorum. Ve babası rahatsız son zamanlarda Nurten Hanım'ın. Çok geçmiş olsun. Allah inşallah acil şifasını versin. Amin. El Şafi ismiyle tabii ki. İnşallah yarısına merhem olsun. Yüce Yaradan o ne derse o olur diye noktayı koyuyorum. Yani Allah ne derse o olur sevgili seyirciler. Ben bundan ötesini bilmiyorum valla. Size de çok teşekkür ediyorum efendim bizi izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Allah nasip kısmet ederse yarın saatler 10.30'u gösterdiğinde bizler burada olacağız. Farklı konu ve konuklarımızla yarın görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık. Bir İbrahim Mustafa şarkısı, bir sevgili Baran Aksu şarkısıyla kapanışa doğru gitmekteyiz efendim. Hoşçakalınız. Buyurun. Çar vurup ezer var mı baba?
işte sevgimi istedim senden. Onu da çok gördüm, vefasız benden. Seviyorsan söyle, söyle bile. İstersen seviyorum dedim sözüme kalmadım, seni çok sevdim.